Günaydınlar efendim, hayırlı haftalar olsun. Hoş geldiniz TVM'e. Yine sizlerle birlikteyiz. Sağlıklı saat içinde inşallah sizler de sağlıklı saattesinizdir. Aykut Işıklar, Erol Kese ve Pakize Suda'yla bir hafta boyunca sizlerle beraber olacağız. Günü gündemi değerlendireceğiz. Silahlar konuştu, kıskançlık var, ihanet var, kavga var, dövüş var. Hafta sonu Erol Bey'le beraber gittiğimiz bir tiyatro oyunu var. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Bizde kalın, güzel bir program olacak. Her şeyi konuşalım başlıyor. Bir kez daha günaydın efendim, hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta sonunuz? Vallahi sizin kadar gezemedik. Erol Bey bizi ondan bir hafta önce gezdirmişti. Bu hafta da sizi gezdirdim. Erol ama söyledi, dedi ki hepinizi aynı anda çekemem. O yüzden hafta haftaya ayırdım. Erol haftaya sıra bende herhalde değil mi? Sen de abi. Beni bir yemeğe çıkartırsın herhalde değil mi? Krem de alacağım yani. Bir şey söyleyeceğim. Yok abi, yanlış anlama yani, krem. Ben kozmetik şey yapıyorum ya. Bazı iş konularını yemekte mi görüşeceğiz? Evet, akşam abi. Yemeği. Evet abi. Romantik ama hanımlar da oluyor. Sende neler vardır da yazmıyorsun abi değil mi? Abi yazacaklarını yazdı, hala memleket konuşuyor. Yazmadıklarını yazsa... Abi şey, arma ne? Yaşlandık, göremiyorum. Galatasaray. Bugün rozeti içeride mi? Ben de aynı şeye baktım. Galatasaray rozeti mi diye ama rozeti, sonra anlamını rozet anlatayım da. Mason mu? Ne mason lan diyor. Ne diyor, adama bak ya. 28 Şubat dönemini hatırlar mısın? Hatırlamıyorum. O zaman gazetecileri Çevik 1 komutasında, evet. Erol Özkasnak vardı. Genel sekreter. Ayar müdürü. Ayar müdürü. Ayar müdürü ama orduyu o idare ediyor çaktırmadan. Ordu değil, medyayı da o idare ediyordu. Evet. Böyle bir geziler düzenlemişti gazeteci grup halinde, böyle 15-20 kişi. O geziye sağ olsunlar, ben akşamdaydım o zaman, beni de çağırmışlardı. Ben de onlarla birlikte işte Polatlı Topçu Okulu, Mamak'taki Zırhlı Birlikler Okulu, sonra Eridir Dağ Komando Okulu. Hmm. Şimdi gördüm rozeti, hemen bunu taktım. Böyle elim gitti çünkü şu anda Güneydoğu'da o dağlarda eksi bilmem nelerde mağaralara giren birliklerin eğitim şeyi. Dağ komandolarımızlar. Ölümcül bir yer. Oradan çok dostlarım var. Orada böyle yemek yedik birlikte falan. Bize amaç ekmiş. Orduyu sempatik olarak medyaya açmak. Ordu kapalı bir kapıydı çünkü. O zaman öyleydi. Geçti tabii, her şey çok değişti. Şimdi başka duygular tabii. Şimdi ben o gençleri, o eğitim yapan komandoları hatırlarım. Nasıl o dağlara çıkıyorlar. Ha, şey, vatan. Ekşi böyle ya. Enteresan bir şey. Bu komando okulunda paraşüt falan da var. Böyle bir an önce bitsin, alsınlar sertifikayı da gitsinler bir dağlarda savaşsın. Evet. Öyle bir psikoloji. Evet. Böyle duramıyorlar, böyle vaziyetteler. Onların arasında işte gezdirmişlerdi, yemek yedik filan. Rozetle hediye etmişler, daha başka şeyler değil. Şapvar mıydı abi? Şapvar mıydı? Kalmadı artık ya, eskiden yemek de. Yemek yediniz dedi ya, yemekte şapvar mıydı? Valla o eğitimden sonra şap bilmem ne falan. Hani bir hafta falan ekşim bozuk. Hiç yani gerek yok onlara. Konuklara da yapmıyorlar artık, o kadar değildir yani. Adamlar böyle dirsekler üzerinde tellerin arasından gidiyor, dağlara çıkıyor. Ne, müthiş bir eğitim yani. Şap benim zamanımda vardı ya. Şimdi, o eğitim biliyorsun, bir askeriyede veriliyor, bir de Survivor'da abi. Ama gülüyorlardır o çocuklar. Evet abi ya. Evet derken abi ya. O bizim aslan delikanlıları. Evet abi. Üç sürün hediye hiza. Pakize ablacığım, siz ne yaptınız? Ben hiçbir şey yapmadım hayatım. Hep annemlerleydim ben. Değişik bir şey yok yani. Bir yerlerde geziyordum yani. Bir yere gitmedim. Pardon, ben bir şey ilave edeceğim. Bir yerde mi gördüm beni? Hayır hepimiz için. Cuma günü hatı değil mi konuşurken? Sosyal yardım olarak size ben bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Gülüş düştük filan filan. Hatırlamıyor musunuz ya? Çok neydi önemli. Neydi abi? Özü şuydu. Ben patronumun iyisini zamanında ödeme yapan, yazılarıma karışmayan demiştim. Nasıl cuma günü? Cuma günü muhasebeye koşuştuk, onu niye hatırlamıyorsunuz? Yok canım, çay içmeye gitmemiştim. Patronumuzun Allah'a var bu konuda. Evet. Allah daha çok versin, Allah daha çok arttırsın. Ona teşekkürü bir boş biliyoruz. Bu arada biz... Giderken ayrılırken görmedim ben sizi ya böyle... Alan gitti, alan gitti.
Abi kolay olmuyor tabii. Birkaç milyon dolar ben şoförle taşıdık. O yüzden... Sen yat alacaktın, sen uçak diyordun. Anca geldi diyorsun. Abi biz de Tayyar'la, gel senin işin varmış. Ondan sonra Uygur kardeşlerin tiyatrosuna gittik. Mecidiyeköy sanat olduğu için söyledim. Profilo sanat tiyatro merkezinde. Açık söylüyorum, hani bir merakım vardı ama bu kadar performansı yüksek bir oyun, bu kadar yerlere yattığımız bir oyun. Sahi mi? Çok mu güldünüz? Evet. Çok güldük. Pakize biz de beraber gidelim. Marco Paşa gidelim. Müzikali. Evet. Gerçi ben bu oyunu seneler önce rahmetli Necat abiden seyretmiştim. Sevgili Süheyl babasının rolünü üstlenmiş. Oyun boyunca çok yemin ediyorum şöyle bir hissim vardı. Sahnenin bir köşesinden sanki Necat abi girecek ve bir şey yapacak çok diye bekledim. Çok severdik biz onu. Çok. Ben de çok severdim. Necra abla devleşti ve sahnenin sonunda salon full, tıklım tıklım dolu. Alkışlar başlayınca son selamı vermek için geldiklerinde ağlayacaktı, kafasını hemen yukarıya kaldırdı. Kim? Necra Uygur. Ay ne şekerdi o da çok. Oğlanlar için çok önemli bir şey Behzat ve Süheyl için. Babalarına ait bir oyunu üstlenmiş olmaları. Mesela Şehnaz'a bayıldım, Şehnaz Dilan'a bayıldım. Hmm. Yani ben hiç bu kadar profesyonel bir oyun beklemiyordum. Aslında bir tiyatro oyunu bu. Şimdi biraz daha modernize etmişler. Yani müzikal de katmışlar işe. Orada. O eski sinema oyuncusu Şehnaz Çakırap. Pardon Çakırap. Ya Dilan dedi. Şehnaz Dilan bizi aldı. Şehnaz Çakırap mı? Şehnaz Çakırap. Çok beğendim mesela. Hani o güzel gözlü kız. Evet. Paşa'yı oynayan bir oyuncu abimiz var. Zor Baba. Biliyor musunuz o? Bana bir gün ağlayarak anlattı. O hani ayrıldı adam. Her tarafa telefonlar etmiş. Hepimizi aradı o eski. Bir kıza dizilerde hiç teklifi gelmez olmuş biliyor musun? Birden beri sıkıntıda. Çok ağda durunmak, kimseyi tanımıyorsunuz. Doktorun karısı değil mi göz doktoru? Evet. Ekranda o oyundan görüntülerimiz var bu arada. Adamdır. Ya biz tanıyoruz adamı, biz anlatma dünyanın, yani. Ben mahkemede tanıklık yaptım. Kızı mı tutarak? Kızı tutarak değil. Hayır. Ya için, adam için, sen bilmediğin konu. Bilmiyorum ben. O göz doktoru. Ben dahil Aykut abi de. Kenan da bilmem neydi. Evliyken aradı. Evliyken aradı. Peki ne dedi biliyor musun? Bilmiyorum. Benim eşimin hani... Kırdığı cevizler varsa bir araştırıp bana bilgi verir misin? Bana dedi ki sen her şeyi bilirsin. Sen benim karımın kimlerle yatıp kalktığını bilirsin. Bana söyler misin ben dedi. Ben de ters. Şimdi ben ona bir gün ben dedim. Ben hakime anlattığım için burada anlatıyorum. Ben ne dedim bir gün biliyor musun? Programda telefona bağladık onu. Habertürk'teydim. Bak. Siz dedim o kadar önemli bir doktor. Retina üzerine çalışıyor. Bak sen anlarsın gözden. Önemli de bir göz en doktor. En önemli göz doktoru. Çocuklar çok önemli. Ya. Çok önemli. Hastalarını tanıyorum ben İzmir'den falan, ona özel gelen. Dedim ki yazık ettiniz kendinize, mesleğinize, her şeyinize. Siz mesleğinizle ön planda olmalısınız. Böyle ilişkiyle, onunla bununla dolandırıldım, dolandırdımlarla hiç yakıştırmadım ben size dedim. Ben dedim yani. İyi demişsin. Sonra ben Nişantaşı'da da rastladım, gene konuştum onunla. Neyse bu konuya girmeyelim, bu konu biteli yıllar oldu. Ama ben mahkemede tanıklık yapmak zorunda kaldım bu işte. Şehnaz da orada sütten çıkmış ak kaşık değil, onu da söyleyelim hemen burada. Olabilir. Yok ama bir şey söyleyeceğim, onu söylerken detayını anlat abla. Neyini hangi detayını? Havada kalmasın. Ha. Kaşık niye peki bir şey söyleyeceğim. Çıkmamış, onu bir Şehnaz anlat. O kadar güzel bir kız ki, bakılmayacak kadar bir kız, güzel kız değil mi? Baktık. İdi. Neyse. Üstten bakınca algıladığımız parası için bu adamla niye evlendi evet, o zaman? Evet, evet. Şimdi onun baktığın zaman ikisini birbirine... Herkesin bir kusuru var, bak, yaptım ben de diyor. Tamam ediyor. Ha tamam işte onu bilmiyoruz. Ama neden yaptın sen onu, herkesin bir kusuru var? Bir şey için yaptın. Çünkü adam şimdi ona hiç uygun değil. Kalktı onunla evlendi. Yok adam bu arada tenzih ediyorum. Ben bu de ediyorum. Bu aşk beş gönül içinde fizik ama bilmem başka bir şey yoktur. Evet. Sonradaki davranışları bizde o intibayı uyandırır. Yoksa ay sen çok çocuklar güzelsin o kıza bu adam. Kimler aşıktı, kimler aşıktı o kıza? Biliyorum. Gitti oradan onu seçti. Sonra yok benden büyük. Büyük olduğunu sen bilmiyor muydun zaten alırken? Onların hiçbiri savrulmaz. Ben de oturup yani. Ama sonra... Neyse oldu bitti artık. Onunla evlendikten sonra mesleki kariyerim bitti. Bana hasta gelmez oldu diye dava açıp kızdan milyon dolar istedi. Ama sen, ne yaptı? Ama kız ondan çok şeyler istedi de ondan güzelim. Ama Şehnaz da ona ne yaptı biliyor musun? Avukatlar akıl veriyor. Bir erkeği nasıl bitirirsin? Evet. Onu yaptı. Dedi ki hani ya çok da bir şey olmadı. Aramızda dedi. Fan filifi fon. Yani sonuçta bir şey söyleyeyim. İlahi adalet yedi buluyor değil mi? Tamam bir şey söyleyeyim de. Şimdi kızcağızı burada yargılıyorsunuz da iyi de bu adam
Bu ilişkiden sonra Serdar Ortaç'ın vokalistliğini yapan Nihan Çile sizle de beraber oldu. Evet. Zorla mı olmuş? Ya, ya, ya adam bu işe meraklı yani. Adam meraklı yani. Ay ne güzel adam ismini kullanıyor. Kızlar güzel koca güzel. Koca profesyonel bir işi var. Güzel bak. Güzel güzel yani. Kızlar. Hicap. Ona bakıyorlar. O da onlara yüz veriyor. Bir bak. Ya, ya hoşuna gitti hoşuna. Hanginiz yapmazsın? Gazetede görülmek, mikrofon tutulmak bazen öyle olur. Hoşuna gitti adam. Adam dedi ki ben dedi binlerce hasta iyileştirdim. Kimse bir kelime sormadı bu doğru. Ülkede. Amerika'da plaketler aldı, içeri aldı. Kimse bir satır evet haberim çıkmadı. Ne zaman bir çapkınlığa girdim, boy boy haberim çıkıyor. Hoşuna gitti adam. Bacak bacak şuna attı. Ya geçen doğru sene, mu? Geçen sene karşımıza yayınlanan sağlık programına geldi. Programın bitiminde program partneri bayan arkadaşımıza yapmadığı kalmadı Allah aşkına. Ne yani, yaptı? Ya, neyse kızcağız duracak mı? O asılsa iyi bir göreceksin neler. Yazık adam sonra neler ya? Görme olabilir yani, mi? Yani adamın popüler kadınlara karşı olan ilgisi o kadar fazla ki bu konuda. O yüzden adam hani belli... sonradan oldu. Adam sonradan kart oldu finans kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama adam beyine tanıklık yapan gazeteci ve tabii çıkar için tanıklık yapan gazeteci kardeşlerimi burada şiddetle kınıyorum. Yaptılar mı öyle? Tabii. Çıkar için helal olsun ya. Kendilerini anlatmaz kimse. Ve kızın davayı kaybetmesi. Kimse kendini anlatmaz yazık. Evet. Hep ortalıkta bunlar suçludur. Ve ünlü magazinciler. Ha, parayı da götürdüler. Çocuklar bir gün ünlü magazincileri konuşalım. Artık bu memleketi terk edelim. Konuşalım. Yok ne var şimdi? Önce konuşalım. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Yarası olan konuşalım. Herkes, ben burada ne söylemişsem yüzüne de söylemişimdir. Söyleyebilirim onun için. Niye terk ediyoruz ki? Onlar etsinler. Geç. Arkadan dedikodu yapıp milletin ekmeğini oynayanlar bizler. Hayat aynen gene devam ediyor. Tatlaştıralım. Çok güzel hadi bir evet, oyundu. Evet. Çok güzel bir oyundu. Keyif aldık. Bir kere salonun dolu olması ikimiz de çok bir de keyif ben aldık. De size güzel bir şey daha söyleyeyim. Ben cumartesi akşamı dolaştım. Nereye gittimse full. Pazar günü de alışveriş, AVM'ler falan acayip. Piyasa birden patladı biliyor musunuz? Evet. Ben de pazar günü sahilde daha Sarıyer'e kadar yürüdük eşimle. Ondan sonra tabii şöyle komik oluyor. Hani kalori yakalım diye yürüyoruz ya. Sonra ah ne güzel balıkçıymış deyip onun üç katını almışlar. Herkes yapıyor aynısı. Ama hiç herkes olmazsa diyoruz ki balığı hak ettik. Herkes hani ya pastaneye öyle giriyor. Pastaneye giren evet de var. Yürüyüp yürüyüp. Evet. Ama öyle ya. Daha hani onun zevki de o ya. Sahili onu anlatıyorum. Ya o sahil nasıl? O yürüme yolu. Çok güzel. Çok. Full izdam, alkol. Para dönmeye başladı ama çok güzel. Para çıktı ortaya. Soğuk gelecek dendi ama daha soğuk da gelmedi. Hava da güzeldi. Para çıktı ortaya evet, para. Evet. İnsanlarda şunu gördüm. Köşe yazarları da yazıyor. Sivilce sıkılmış. Böyle bir rahatlama var. Evet. Böyle bir rahatlama. Ama ağır olmuş millet. O böyle Kadıköy mütevazı tavernada falan full kapıdan giremiyorsun. Nasıl insanlar eğleniyor. Sanki böyle savaştan çıkmışız falan. Oh kaybettik. Vallahi hep eller havaya böyle. Nasıl böyle. Dün biz de karşıya Bağdat Caddesi'ne gittik. Arabayı park ettik. Caddeye bir boydan boya yürüdük. Ana baba günü. Tıktım tıktım kafeler. İnsanlar tertemiz kıyafetleriymişler. Bazılar dolu ya o çok güzel. Aykut abi ne hoşuma gitti biliyor musun? Suadiye kavşağı biliyorsun böyle binlerce insan. Işık yanıyor ya kırmızı. Yolda araba yok. Doktor bir sürü insan bekliyor ve kimse geçmedi biliyor musun Aykut abi karşıdan karşıya. Dedim ki biz bu seviyeye geldik ya. Ölmeden bu göz bunu gördü nerede ya. Nerede dedin? Tam Suadiye kavşakta. Suadiye'de tabii ki. Kırmızı ışık yaya yanarken. Üniversite mezunu. Bir kişinin bile kendini caddeye atmaması dedim ki. Şükürler olsun. Bunu gördüm İstanbul'da. Bu tarafta yok öyle bir şey. O tarafta yok. Var. Orası farklı. Vallahi süper. Ya. Hakikaten yani. Ve karşının bir özelliği var. Tam bir Avrupa kentinde yürüyormuş gibiydim. Tabii. Tertemiz. Ne güzel ya. Işıl ışıl. Benim, o bölgenin ama. O bölge. Benim ilçem, ben biraz öveyim kusura bakma. Keyif aldım. Türkiye'de en çok üniversite ve lise mezununun oturduğu ilçe Kadıköy'dür biliyorsunuz. Bahçenim açtır onları. Hırsızlığı bilmiyorlar abi onlar öyle. Evet yani. Ama gerçi eski belediye başkanının oğlu falan filan bir şeyler indiriyor. Lan hemen deşme onları ya. Hayır başkanım. Dün işte hafta sonu öyle geçti. Dün yürüdük akşama da dayanamadım. Çünkü ben koyu bir fanıyım. James Bond filmine gittim. Ooo. Evet. İstinye'de. Ben daha seyredemedim. Matinasına. Sinema dolu muydu? Gece 1:30'da bir kişilik yer yok. Bir de orada IMAX diye dev başka bir perde sistemi var. Ondan sonra biraz geride oturman lazım. Yoksa göremiyorsun. İzleyen bir kişilik yer yok. Bir kişilik yer yok. Ya ne güzel şeyler bunlar. Sinema salonlarının, tiyatroların dolu olması. Çok önemli şeyler. Hayat, efendim Cuma günü ediyorum. Ortalık bir anda karıştı. Sabaha karşı Berkay sahne alıp çıktıktan sonra motosikletli iki kişi aracını takip ediyorlar. Tam Beşiktaş, Levent, Gonca sokak üzerine girdiklerinde arabanın ön kısmına dört el silah atılıyor. Bir VTR'si var. Seyredelim önce. Evet.
Şarkıcı Berkay'a silahlı saldırı. Şarkıcı Berkay'ın adı daha önce ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'le yaşanan olaylara karışmıştı. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İstanbul Beşiktaş'ta sahne alan Berkay sabaha karşı mekandan ayrıldı. Otomobiliyle evine giderken Levent'te motosikletli iki kişi şarkıcının aracına ateş açtı. Dört kuşun otomobilin sürücü kapısına isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri saldırı bölgesinde inceleme yaptı. Silahlı saldırı haberini alan Demet Akalın ve eşi Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Olayla ilgili ifadesi alınan Berkay çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. İşten çıktık, paramızı kazandık, evimize gidiyorduk. Bir şey de yok, avukatım zaten gerekenleri söyledi. Bekliyoruz şimdi, yargıya intikal etti. Arabayı siz mi kullanıyordunuz? Ben kullanıyorum. Saldırganları gördünüz mü peki? Göremedik yani, çünkü iki kişilerdi, bir Ryzik motorun üstündelerdi. Kar maskesi vardı birinde, birinde de maske vardı, birinde de kask vardı ama bakalım hayırlısı. Yani adalet zaten intikal etti, en kısa sürede de inşallah sonuçlanacak. Berkay olay öncesinde tehdit almadığını söyledi. Şöyle, yani benim hiçbir sorunum yok, kimseyle de yok. Bakalım yani en kısa sürede çözüleceğine eminim yani. Geçmiş olsun diyelim yani. Evet, olay bu. Sonra olayla ilgili şöyle enteresan bir şey çıktı. Aracın sahibi çok önemli bir iş adamı. Berkay'a 3 aydan beri aracını kullansın diye vermiş. Hollanda'daydı. Olayı duyar duymaz İstanbul'a geliyor. Hı. Emniyet müdürlüğüne gitti, ifade verdi. Sonra dün telefonla sabahleyin konuştuk. Dedi ki ifademi de söyledim. Benim herhangi bir hasmım yok. İş adamıyım zaten. Berkay benim dostum. Kendime yeni bir araba aldım. O da benim arabamı istedi diye verdim kullansın diye. Sonra sağa solu biraz karıştırdık. Berkay'ın biliyorsunuz özel hayatı biraz böyle çetrefilli bir durum var. Bir iddia tabii. Ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. O akşam sahne aldığı kulüpte ön masada oturan bir hanımefendiyle sahneden bir ufak flörtleşme durumu oluyor. Aha. Masada bulunan bir beyefendi önce salonda arıza çıkartıyor. Sonra bu olay meydana geliyor. Ha. Bağlantısı var mı bunu bilmiyoruz tabii. Yani, yani bu böyle bir durum. Evet. Ondan sonra da Erol Bey'in bir notu kendim, var bunun üstüne. Kendim bir telefon görüşmesi yaptım çünkü çok erken saatte uyanamıyor diye onun izniyle onu yayınlıyorum. Yayıncılıkta son boyut. Söylemediğim bir şey kalmadı değil mi yani? Abi her şeyi söyledim, her şey. Ben şüphelenmeyeyim ya da herhangi bir şey. Bunu olacak bir kişi yok. Herkes de aramıyor şey sen. Abi benim aram herkes değil. Bir de şöyle söyleyeyim Erol abi. İki saat falan uyudum. Yani iki saat önce atıyorum evime hani Tugay Kerim olduğundan Mehmet Kantı'nın yani sabah 6'sında 7'sinde şeye geldiler. Direkt Cahit Mısır'da geldi, Volkanlar değil mi? Herkes yani. Murat Tatlı, Dalko Uçlar, Merve Boğulay, hepsi yani. Yani sevenim fazla benim yani. Ama tabii sevmeyenim de var. Ama hani bunu yapabilecek potansiyelde bir kin güttüğüm ya da bana kin güden bir şeyim yok yani. Abi en milyarda bir olasılık duyduğunu bile anlat polise, polis bulur abi. MOBESE i̇şte kameralarının abi izini sürüyorlar, buluyorlar abi. O İstanbul'da zor değil. İşte bak bütün her şikesi buluyorlar yani. MOBESE'lerin yani izini sürüyorlar. Nerede? Bütün İstanbul bütün kamera altında çünkü. Doğru abi, doğru. Sağ ol abicim. En ihtimal vermediğini bile söyle abi. Anladım abi. Öpüyorum kardeşim. Bir şey oldu mu? Hadi baba. Bye. Çünkü bir şey isteyeceğim. Evet. Bu çocuk Caner'in eşini... Evet, Asena ile ismi çıkan arkadaş. Şimdi ne kadar Asena fanatik ruh hastası taraftarlar olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Şimdi onu, ben bir bu şey... Caner olayı patladığında demiştim ki ek hocasından bir şey çıkmadı ama unutma dedim. Fanatik taraftarlar sana kim bir der? Yenge diyor yenge, ya, yenge diyor. Yenge psikolojisine geçerler. Tabii. Bir gün hiç beklemediğin anda ama bu münferit bir olay. Ama şu var. İşte biliyorsunuz bu Nişantaşı mafya olayları falan da olmuştu. MOBESE'de her şey o oradan geçmiş, o ışıktan gitmiş, o motor nerede alınmış hepsini buluyor. Ben şunu biliyorum abi. Aykut abi yanılıyorsam sen düzen. Polisin keyfine kal. Polis isterse bulur. Buluyor. Bulur. Doğru. Polis isterse çalılanı da buluyor. En fazla 3 günde buluyor hakikaten. Silahlı isterse bulur. Ama polis ya kim ki derse iş yolundan bunu Sümeraltı ederse de bulmaz. Ya doktor buna benzer bir sürü olay var. Şimdi ben bulsalar olayı biliyorum. Çocuklardan biri diyecek ki yolda bize artistlik yaptı.
Klasik. Ya da daha önce kulübe gitmiştik. Ahmet Hakan'a yapıldı. Daha yani. Önce kulübe gitmiştik. Şarkı istedik vermedi ya da yanımdaki kız arkadaşıma asıldı. Tabii. Biliyorsun bunu. Ya ben iki kere anlattım burada. Geliyorlar kavga çıkartmak için. Tamam mı? Ama bir hesap bir var planı şey. Hocam. Geliyor yanımdaki kıza baktın diye sana... Aranıyor işte aranıyor. Seni aranıyor. Böyle namus düşmanı falan gibi yapıyor. Bahane çıkartıyor. Sevgilime baktı diyor, asıldı diyor, şarkıcı bana ne falan diyor. Ondan sonra da birileri geliyor 3 gün sonra. Ya senin düşmanın çokmuş, biz seni koruyalım diyorlar. Maaşa bağırıyorlar. Bu sistem böyle yıllardır. Sistem böyle, evet. Anladın mı? Sistem bu. Şimdi bu kadar insan varken neden gidip onu kurşunladılar? Ha yok, başka bir olay daha var. Kurşunlandı ne oldu? Arabayı kurşunlamışlar. Bu tespitin biraz üzerine... kaldırsa beyninden sıkar. Aykut yani. Abi Erol'un bu tespitinin üstüne sosyal medyada çok ilginç yorumlar var. Bir tanesi böyle bir şey. Bir tanesi yazmış diyor ki Berkay sana değil ama arabaya acıdım. Yazık kaporta delik deşik olmuş diyor. Ben şu cümleni anlamadım abi. Lastiğe sıksa bir zaten adam, yoldan çekecek ya. Milyon dolara yakın bir arabayı binsin diye. Bir popçuya niye verir abi? Şöyle ben söyleyeyim. Hani satmak için tamam, yok yok hemen söyleyeyim. Ramazan aynı zamanda bizim vakfın da kurucu üyesi, onursal evet. üyesi. Hem de iyi bir iş adamı ve sosyal çevresi çok iyi. Sadece bu değil mesela motosiklet merakı vardı. Eşi bir daha motosiklete binme. Buna bilmedi ama motosikleti satmadı. Mesela yaz boyunca başka bir arkadaşının altındaydı. Ona verdi kullansın. Suç ama bu biliyorsun değil mi? Neyi? Senin arabanı başkası kullanıp kaza yaparsa... Adam zaten gitti, ifade verdi bundan mal sahibi kadar... Ramazancığım seni çok seviyorum. Böyle değerli Porsche'un, Ferrari'un falan filan varsa abi ben seni çok seviyorum abi. Birkaç ay bineyim abi. Kesinlikle verir buna emin ol. Kurşunlanmayacağını da garanti ver. Parayı göz hastanesinden buluyorsun. Vallahi bir göz doktoru kardeşine. Bak komşulara veriyorsun. Bir göz doktoru burada. Dinle kurşunlan... Bir göz doktoru ağlıyor. Kurşunlanmayacağına garanti veriyor musun? Ya abi ben zaten arada nazar değmesin diye sen de ben de biz çok kurşun döktürmedik mi abi? Senin de çok düşmanın vardır be. Verilmez sana araba. Olmaz mı abi? Bana da verilmez. Ama Allah'ın hakkı üç abi. Ben ilk kere kurşunlandım. Üçüncü aman zaten susun be ağzınızdan yer alsın tövbe diyeyim. Ama arada nazar değmesin diye kurşun döktürüyorum. Berkay bitti abi kapatıyor sana. Hadi bakalım. Geç. Efendim hafta sonu... Abi gayri saf milli ekonomiden bahsedelim. Oo. Düşmüş ya. Evet abi. Bulan var mı? Evet abi. Geçtiğimiz aylarda kadına şiddete hayır defilesine katılarak şiddet görmüş bir kadını canlandıran Sözcü gazetesi muhabiri Edda Sönmez, Edda çift ile gerçek hayatta şiddete maruz kaldı. Sönmez oyuncu sevgilisi Saruhan Hünel, Aslı Hünel'in erkek kardeşi tarafından defalarca darp edildi. 6 aylık ilişkileri süresince Saruhan Hünel tarafından 5 kez darp edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Sönmez... Son olarak Pascal Nohma ile yaptığı röportajın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı için önce sevgilisi tarafından telefonda tehdit edilip hakaretlere, daha sonra da Üsküdar'daki evine gelen sevgilisi tarafından tekme ve tokatlarla ağır şekilde darp edildi. Pascal Nohma'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı diye. Vay, vay, vay. 6 aylık ilişkileri süresince 5 defa şiddet görmüş. 5 defa dayak yemiş. Bir şey söyleyeyim mi? Adam biraz toleranslı davranmış. Ya Pascal'ın fotoğraf paylaşınca... Nasıl bir fotoğrafmış o ya? Fotoğraf. Adam sabırlıymış diyorsun ya. 5 fotoğraf beklemiş. 5 fotoğraf beklemiş. Ya tabii şakası bile kötü. Kötü tabii. Ama işte bunlar abi psikotik davranışlar. Şimdi bunlar hani normal bir... O fotoğraf ekranda şu anda. Bu fotoğrafı paylaşmış. Vesaire değil. Ondan sonra... Buna mı bu evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu bir tartışma sebebidir çiftler arasında. Tabii ki şiddet sebebi değildir. Ondan sonra kimse de sevgilisini... Ya çok özür dilerim. Dayak sebebi. Çok özür dilerim. Hayır bak. Allah aşkına. Bir şey şiddet o da zaten olabilir. Bir kere dayak yediyse şey beş kere de yer. Çok özür dilerim. Bir şey soracağım. İki de yer, beşi fotoğrafa, de yer. Fotoğrafa. Alışıyor mu? Alışıyor. Siz senelerce yöneticilik yaptınız. Erol Bey siz artık hayran yabancı değilsiniz. Allah aşkına şu fotoğrafa bakar mısınız? Bir gazetecinin röportajı esnasında özellikle bir hanımefendinin, bir erkek model futbolcu. Ya böyle bir fotoğrafı çektirmeye ne gerek var? Ama yani şimdi sen moda bu. Bu nasıl bir şey abi? Ayşe Arban'dan sonra moda oldu. Hatta bu çok namuslu bir fotoğraf. Ki bacaklarını falan açıyor, arabanın üstünde falan. Ya yatakta çekiliyorlar. Yatakta, röportajlar şimdi yatakta. Öyle. Yani artık karşı karşı teyp tutarak resim çekilmiyor. Sevişken fotoğraflar çekiyorlar. Ne vaziyette ya? Anlatamıyorum ben, dilim dönmüyor. Bu arada Ayşe Arman dedi de, gündemimizde var mı, biz ekleyelim mi? Ayşe Öz Yılmaz. Var, olmaz mı? Ona da geleceğim. Dur, ona da geleceğim. Ne oldu öyle? Abo.
Hakikaten yani. Şimdi düşünsenize 6 aylık bir ilişki var. 6 aylık ilişki içinde kadın 5 defa dayak yemiş bu adamdan. Hadi bir kere yedin sustun kardeşim. 2 defa ayda yedin kaça sustun. Geliyor bire mi? Niye duruyor? Ayda 1'e geliyor. Ha. Her ay bir dayak yemiş bundan. Yani niye o zaman bu ilişkiye devam ettin sen? Medeni çerçevede gazetecilik yapan, ayakları üstüne durup milletine gazetenden... Yazıyordur ha. Mutlaka birisi dayak yediği yani, zaman. Bir de kadına şiddete hayır kampanyasında defileye çıkmış. İşte buyurun. Niye katlanıyorsun? O delikanlı da yakışıklı çocuk yani. Evet. Böyle bir, evet. Ne bileyim bu kızlar çok dahilerini bulur yani. Diyor ki... Sen o kısmına mı üzüldün işin? Evet. Oğlan yakışıklı daha güzel kızla bulsaydı. Yani değen birisi olsun yani. Kız polise ay, verdiği ifadede şöyle bir şey söylüyor. Kuzguncuk'ta bulunan evime geldi. Kapıyı açar açmaz beni evin içine aldı, küfürler etmeye başladı. Tekmeyle vurmaya, yere düştüm, yüzümü kapattım. Bana bu şekilde vurmaya devam etti. Ben ağlayarak yalvardım, beni bırak diye konuştum. Bir süre daha yüzüme ve vücuduma çeşitli darp izleri yaptıktan sonra beni orada bırakıp gitti diyor. Hastaneden darp raporu almış, savcılığa ifadesini vermiş. Şu anda Karagül dizisinde oynayan Saruhan Hülel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaraladığı, rol aldığı dizinin yönetmeni de yaralamaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş daha önce Saruhan hakkında. Oo, çocukta varmış bir şeyler ya. Var. Psikotik bir karakter. Evet. Yani ama tabii şey almamış şimdi bu yeni yasaya göre şiddet yasasını hemen uzaklaştırma alır. Kız onu istemiş zaten. Hemen abi, saniyesinde çıkar. Efendim size İtalya Meclisi'nde şu anda belki de bugün ya da yarın onaylayacaklar. Görüşmelere devam ediyor. Kadına şiddet uygulayanların vatandaşlık hakkının elinden alınması, vatandaş olanların da vatandaşlıktan çıkartılmasına karar verilmesi yolunda bir kanun taslağı İtalya Meclisi'nde duruyor. Kadına yönelik şiddeti engellemek adına. İtalya Meclisi'nde. Eğer bu kanun bizde çıksa şey gibi ya. Memleketin yarısının gitmesi lazım. Suriyeli göçmenler gibi bizim o trenlerle yüz binlerce adamın gitmesi lazım. Ama yani düşünün İtalya'da bile iş nereye gelmiş ki artık hani meclise böyle bir karar alması yolunda bizim bir kanun taslağı. Bizim zaten huy olarak falan İtalyan'da. Değil mi? Akdeniz'deyiz yani. Tabii. Böyle bir olay var hafta sonu. Ben dediğim gibi hanımefendinin. Tayyar sen bu işlerden anlıyorsun. Aslı Hünel ne iş yapar? Aslı Hünel yani solist şarkıcı. Peki iyi para kazanıyor mudur? En son bir televizyon programı yapıyordu. Kadın kuşağı programı yapıyordu. Albüm yapıyor her yıl bir tane. Ama ya, onun dışında öyle... Bir arabayla gördüm bir cip, beyaz ciple. Yani olamaz bir şey. Yani. Ama yalnız ben Aslı'yı müzik hayatına girdiğinden beri bilirim. Aslı'nın ailesi zengin bir aile. Öyle değil fakir mi? Bir ailenin kızı değil Aslı. Üçücün yani... Evet. Yani şey ailelerinin parası var. O yüzden hani sonradan ya da sahneden ya da aynen. Ne bileyim hayatına giren bir adamdan para edinmiş değil aslında. Ailesi zengin aslında. Yani zevk için mi yapıyor bu işleri? Şöyle yani eğitimini aynen. Almış, konservatuar eğitimini almış, şarkıcılığı biliyor. O yüzden de hani ilk başladığı dönemlerde de gazino işleri falan vardı. Bir tek hani solistik şey olmadı ama kötü iş yapmıyor. Televizyonda bu sanıyorum daha önce bir yemek programı yaptı, yine bir kadın programı yaptı. Şimdi yine bildiğim kadarıyla günlük bir kadın kuşağı programı yapıyor. Televizyondan da para kazanıyor. Kanal Türk'te en son sizin grubun içinde gündüz kadın kuşağı yapıyor. Ben ilgilenmediğim için bilmiyorum. Ama bir müddet çalışmadı. Hastalandı falan bir şeyler oldu değil mi? Kalbinden bir şeyler, bir reklamlar oldu arada. Bir şey oldu, hastalandı o kısmı yani. Öyle bir durumu var. Yani şeyden dolayı parasal konuda ailesinin durumunun iyi olduğunu biliyorum Aslı'nın. Abi bu yeni yüzyılın ekinde neler var? Sen yeni yüzyılın ekinden hemen size aktaracağım. Biraz önce okuduğumuz... araç mevzusu yeni yüzyılın özel haberiydi. Dostumuz var Tayyar Işık Saçan. Yeni yüzyıl gazetesinde. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. İnternette de varız ama internette şöyleyiz. Türkiye'de ilk defa yazıldığı gibi okunan Türkçe karakterli ilk internet sitesiyiz. Nasıl anlayamadım? Yani yeniyüzyıl.com diye değil. Ha. Yeniyüzyıl.com olarak çıkıyor. Ama ben Google'a falan girdim. Ne faydası var bize? Eğer girerseniz okuyacaksınız. Sen şimdi bunun şey misin? Evet. Bunu göstereceğim abi. Tabii buyurun. Korktum vermeye bak. Gazetenin niye? Bu ekinin sorumlusu benim. Niye bize işe koymuyorsun? Burada çalışmıyoruz, yazı yazmıyoruz, bir hadi şey buyurun. Yapmıyoruz orada. Bunu yayından sonra konuşalım isterseniz. Neden yayın içinde konuşalım? Her şeyi onlar? Konuşalım. Herkes duysun. Tabii her şeyi konuşalım değil mi bunlarda? Geçmedi mi sözün? Geçmiyor mu sözün? Size oradan... Dur abla daha bismillah ya. Bismillah var mı? Olursa başım bir hafta oldu. Size buradan... Bir yolda düzelim. Acayip güzel. Diyorsun? Efendim size buradan manşetten özel bir haberimizi okuyayım. Bugün herhalde çok... Gündemde kalacaktır. Demet Akalın ve Alişan arasında ipler fena halde gerildi. Sebebi de şu. Daha önce biliyorsunuz
şeyden dolayı, Seda Önder'den dolayı araları açılmıştı. Daha sonra Demet Akalın'ın erkek kardeşinin Alişan ve yeğenleriyle ilgili attığı bir Twitter'dan dolayı mahkemelik olmuşlardı. Şimdi kavga daha büyük. Alişan'ın kuzeni, Hasan isimli bir kardeşimiz, soyadını buradan bulmaya çalışacağım. Haber çok uzun çünkü. Hasan Yenilmez, Alişan'ın yanından ayrılarak Demet Akalın'ın danışmanlığına başlamış. Ve Demet Akalın sürekli vaziyette Hasan'la ilgili fotoğraflarını paylaşıyor. Alişan'ı aradık. Allah çarşılarına pazar versin. Bana hayrı olmayan istediği yere gidebilir gibi bir ifade kullandı. Demet Hanım'a ulaşamadı arkadaşlar. En son Alişan'ın kazandığı bir dava var. 1740 liraya mahkum ettirmişti Demet Akalın'ın kardeşini. Bunun üzerine Demet Akalın Alişan'ın yeğeniyle, kuzeniyle olan fotoğraflarını ardı arkasına paylaşmaya başladı. Biz de haberi büyük ihanet diye gördük. Çünkü Alişan'ın en güvenli isimlerden biri oydu. Hem para işlerini, onlar hem sahne işlerini devam ediyor. Ben İtalya'ya gitseler bu çocuk yanlarında. Evet. Demet de o fotoğrafları koyuyor ve hayret ediyordum. Ama hani komik çabalar bunlar. Yani ben onunla küstüm, yeğeniyle gezeyim. Ben şimdi şöyle de bir centilmenlik vardır. Ben Alişan'la küs olsam yeğeniyle de gezmem abi. Ben de gezmem. Burada kusura bakma Demet'in yaptığı da biraz... Evet, evet. Ben de gezmem. Ya bakacağız. Ben şimdi o sayfada başka bir haber dikkatimi çekti. Dün internette de gördüm. Bu Tuğba Büyükeşti'nin İtalya'da ödül alırken giydiği kıyafet, saçı, duruşu. Kızım bir de acayip hoşuma gitti ya. Pakize, biraz buraya gelir misin? Şu Tuğba'nın kıyafetini gördün ama herhalde. Ama ters köşe bir şey yapmış abi. Bana nasıl ödül veriyorlar demiş. Nasıl sade kıyafet biliyor musun? Vatikan'da ekranda şu anda. Ekranda. Ay, ben baksana Papa'nın kızı gibi abi. Işık vuruyor gözüme ama, ya. Ama bence çok asil durmuş ya. Vallahi. Abi ben ondan her an Tuğçe Kazas gibi açıklamalar boyu, bekliyorum. Bak bir boyu göstermiyor. Etek boyundan tut. Böyle taktığı aksesuara, seçtiği modele. Kısa saç yakışmış ona. Şey midir acaba? Kılık kıyafet. Vatikan olduğu sen için... Sen de ne diyorsun bayan olarak? Hoş değil çok ya. Çok göremiyorum, kusura bakma. Acayip ışık şey yakışmış. Aşağıdan. Saç modeli çok yakışmış. Mesela farklı bir kimlik kazandırmış. Ama zaten abi gerçek konuşuyor. Duru bir güzelliği var. Evet, temiz bir güzelliği var kızcağızın. Burada da... Efendim 33 yaşında kendisi. Sinema ve tiyatro kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Kentsel Üniversite Auditorium'da yapıldı. Törene Venezuelalı artist Astrid Pinero'da katıldı. Ya bu acaba bizim şey gibi mi? Salih Keşiş'in ödül törenleri gibi fake bir tören mi acaba? Papa'yı göremedim yani. Adada olmuyor abici bu. Galatasaray'da olmuyor. Şöyle. Yani benim hoşuma gitti. Öyle asildir. Şimdi parlak organize bilmem elbiseler falan da giyenler var derin ya. Derin yırtmaçlar. Hafif göğüs dekolteleri falan. Şuraya bak. Zaten kız bisiklet yaka. Ödülüyle ilgili de mesela çok mütevazı şey bir elbise. Siyah, şık. Kız dedi ama ben hayretler içindeyim. Babam mason ondan mı aldım dedi. Mason almış ya. Öyle mi? Ha, içinden dedi canım. Ondan ay, saçını dedi. Beğendiniz mi yani? Nasıl? Saçını. Ben beğendim yani. Ben de çok beğendim. Gür saçı var. Çok ben de beğendim saç modelini. Çok saç. Farklı geldi bana da. Hoş olmuş. Abi ya bu ülkede garip görüşürüz. Bir anlayış var biliyor musunuz? Kısa saçlı birini görünce lezbiyen zannediyorlar. Evet doğru. Ama ne alakası var mıdır onunla bir şey? Şimdi değişiyor ama birazcık. Evet o yavaş. Bak ama bak cümleye bak. Ama ne alakası var mıdır? Ya var mıdır acaba onunla alakası yani? Yani erkeğe özenen kızlar var ya böyle kısa kısa. Feminist kızlar. Tripleri. Oradan beri ama bitti o. Eskiden de o. Bir trend de o Aykut abi. Öyle bir şey var. Bir akım başlıyor. Farklı olma. Ondan sonra bir bakıyorsun tarzı değişiyor. Yumuşaklarda kadın gibi giyiniyorlardı. Bak bıraktılar. Şimdi tam tersi hepsi aslan gibi delikanlı oldular. Sakallar makallar falan. Yani. Tam tabii, body salonlarından çıkmıyorlar. Hepsi. Nihat Oda başını gördüm hep body salonunda. Ne alakası var ki o adamın. Efendim Demet Akalın'ın ekibinde Okan Kurt'un yardımcılığını üstlenmiş Hasan. Alişan'la konuşmuyoruz. Artık Okan ve Demet Hanım'la beraberim. İkisi de çok iyi insanlar demiş sadece arkadaşlarımıza. Ya bunlar akraba çocuklar. Demiş bak, Allah'ın aslı hangi aslı diyor? Aslı çok fakir, Edirne kapılı bir ailenin kızdır. Gecekonda büyüdü. Bizim komşumuzun babası terzidir demiş. İyi, daha iyi. Ne eleştiriyor mu? Niye anlatıyorsun? Yok, bilgi veriyor. İyi, tamam. Çok güzel. Helal olsun ona o zaman. Kendini yetiştirdiği için.
Hemen sanki bu bilgileri verip de kızı harcayacağız. Biz de oturup izleyip, aa öyle mi diyeceksin? Şaşıracağız mı yani? Kızcağızın da bir ayetten bir kabahat yok. Sanki hepimiz abisinin... saraydan geliyoruz. Hepimiz İngiltere Sarayı'nda büyüdük. Abi niye? Ben şansölyenin 10 göbek torunuyum yani. Ha, evet. Elazığ'a uğramış şansölye geçen. Efendim önce Ahmet Hakan'la, sonra Haşmet Babaoğlu'yla, ardından da Ali Taran'la ilişkisi... Ali Taran'la da Ali Taran'ın rahmetli eşinden boşanmasından 16 gün sonra Bodrum'da bir havuz partisiyle evlenen Ayşe Özyılmazer hafta sonunda bir gece kulübünün çıkışında kendisine uzatılan mikrofonlara ağladı, 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 ağladı. Ben de bunu anlıyorum. Demediğini bırakmadı. Ve sarhoştu. Evet. Ama ne ağlama? Bu ağlama sarhoşluktan geliyor değil mi? Tabii ki sebebi şu. Ali Taran yeniden biliyorsunuz Yeteneksizsiniz Türkiye'nin jürisiyle beraber yeniden hemen gündeme güzel geldi. Güzel bak sözünü keseyim. İçmese zaten böyle konuşmaz daha işte. Normal kafayla bunu söyleyecek kız değil o. Evet. Ama bir enteresan bitmiş, gitmiş bir konuşmaydı. Bir şey. VTR'si yok değil mi Tayyar'cığım? VTR'si var mı arkadaşlar röportajın? Yok. Şöyle izah edeyim ben. Çok şey bir konuşmaydı. Duygusal bir konuşmaydı. İki boyutu var. Birinde Ali Taran ve Acun ilişkisini eleştiriyor isim vermeden. Daha sonra magazinciler sorunca ismini teyit ederekten. Ağzından isim çıkmıyor ama teyit ediyor. Ali Taran'la Acun geçen işte Ayşe ile evlenince Ali Taran, Acun Ali Taran'ın işine son vermişti. Bir daha da kim birbirlerine bayağı hakaret temaz olmasa da bayağı özel hayatı olan bir insan istemem dedi. Metni size bir okuyayım. Evet. Gazete çocuklar diyorlar ki Ali Bey yeniden televizyonlara geri döndü. İzlediniz mi diyor. İzlemedim. Onu görünce mutlu olacak değilim. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Tüm erkekler elinin kirini senin üzerine silip hayatlarına devam ediyor. Kimseye mutluluklar ve hayırlı işler dilemeyeceğim. Çok yıprandım. Daha sonra biliyorsunuz tükenmişlik sendromuna girdim, psikolojik problemlerim var diye bir röportaj yapmıştı. Hayatımın içine etti. Herkes Ayşe'yi çok mutlu ve parası var olarak düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bugüne kadar sustum. Yeter artık. Masum, geri zekalı bir kızdım. Duygusallığıma yenildim, ona aşık oldum. 4 yıldır ağır depresyondayım. Artık tükenme bitti. Ne diyor ya genç kızdan elimden alındı, hayatımın içine edildi. Çok büyük depresyonu kimse kim zorla mı yaptılar bu kıza bir şey? Ya olur mu? Şimdi iki unsur var yani. Yani diyor ki bir şaşırıyorum diye bunlar birbirlerine gider yapıyorlardı Ali Taran'la. Ne oldu diyor millet tükürdüklerinin hepsini yalıyor diyor. Bir Acun'u ve Ali Taran'ı eleştiriyor. Ama unuttuğu bir şey var. İpler orada bir tek o iki şahsın elinde değil. Onların mensup oldukları çeşitli fikir. Şeyleri var, fikir, düşünce oluşumları var. Oralardan tavsiyeler üzerinde hareket ediyor olabilirler. Bir, ikincisi şey demiş, herkes Ayşe'yi zengin zannediyor. Hiç öyle bir şey değil. Yani kendi ekonomik durumunun aslında iyi olmadığını söylüyor. O zaman ben çok seviyorum Ayşe'yi. Ayşe'cime sorarım. O zaman niye köşende? Ben şu kadar lira verdim, şunu aldım, bebek. Yani trilyonluk iş adamlarının, çocuklarının yaşadığı bir hayatı yaşıyormuş imajını okuyucuna veriyorsun bacım. Doğru. Şunu şuradan aldım, kaç lira, işte yüzü bebekte koç tuttum yanımda, koşuyoruz Şeyda'yla falanla filanla onunla. O zaman niye o havayı veriyorsun? O cümlesinde seyircisine, okuyucusuna karşı bir sistem var. Yani diyor ki, herkes zannediyor ki. İyi de o zannetmemize sebep veren sensin. Bak ben burada Aston Martin'im yok diye ağladım yani. Peki şimdi burada tabii dönüp baktığımızda şu var. Ali Taran'ın ölüm döşeğinde olan bir eşi vardı rahmetli hanımefendi. Ve zaten olmasa bu kadar bu iş. Şimdi tabii canım olay boşanmadan dolayı bu. Ayşe'den biraz soğudu herkes. Boşanmalarının kanserli kadın ona, orada ağlarken kalbini verince Aykut abi. Bodrum'da öyle bütün herkes uçaklarla gittiler. Şimdi, orada o düğün resimlerini hatırlıyor musunuz? Gelinliklerle sular atlamalar falan bir şey söyleyeyim size. Hakikaten eğer eşi hasta olup da ölmeseydi Ayşe bu tarzda konuşamazdı. Ama ondan dolayı Ayşe çok içi şey oldu. Üzüldü sonra. Üzüldü. Bence vicdan azabı duyuyor. Vicdan azabı çekti. Bence vicdan azabı. Ve işi Ayşe'yi gücü ben, insanlar affetmedi Ayşe'yi. Vakta affetmedi. Ayşe'yi affetmedi kimse. Bravo. Ayşe ondan dolayı çok üzgün, kırgın hayata böyle başka çok türlü bakıyor. Çok asil bir kadındı o Ali Taran'ın eşi.
kanser, acıdılar. Ölüm ödüldü ve ağır yazılı kadın. Evet. O böyle ölümü beklerken beyaz elbiseler içinde Bodrum'da böyle sanki İspanyol kraliçesi evleniyormuş gibi o fotoğrafları, o kişileri. Alışverişler, babayla ama, tanıştırmalar, jiple alışverişe gitmeler, gelmeler, o evin güzelliği Semiramis evini verdi. Semiramis evini verdi. Ali Taran'la evlendiği zaman bu haberler çıkmaya yakın, duyumlar almaya başlayınca aradım Ayşe'yi. Ayşe'yi çok severim. Küçüklüğünü biliyorum, babası, arkadaşımız. Ben de severim Ayşe canım. Dedim ki yanlış yapıyorsun. Neden dedi? Çünkü Ali Taran'ı tanıyorum ben. Ay çok şeker adam. Yok dedim. Yaklaşık birkaç ay sonra beni arayıp bu daha acı birini tanımıyorum diyeceksin. Çünkü sosyal psikolojisi bozuk bir adamdır dedim. Ben onu uzun zamandan tanıyorum. Aksi bir adamdır, cins bir adamdır. Yani kolay yenilir yutulur bir adam değildir Ali Taran dedi. Ondan sonra şimdi o tabii şu var. Hep söylüyoruz ya, baba yoksulluğu sendromunda büyüyen küçük kızlar genelde böyle babaları yaşında sığınacakları, yani baba şefkatini aradıklarını birini buluyorlar. Bu da işte aksakallı bir dedevari bir amcaydı. Ona biraz hoş adam ama karizmatik adam. Reha Muhtar'ın yaptığı taktiği yap. Biraz entelejans sundu. Biraz bilgi birikimini sundu. Aa ne dolu bir adam. Google gibi, Wikipedia gibi her şeyi biliyor oldu. Sonra evlendikten sonra Ayşe anlattı diye anlatıyorum. Abi dedi evden çıkmaz, sinemaya gitmez. Yazdı Ayşe bunu, hepsini yazdı. Hiçbir şey yapmaz, ot gibi bir adam. Kitap okuyoruz evde dedi, bir köşede o bir köşede. Ben kardeşim, böyle bir hayat işte. Ben sana bunları anlatmıştım dedim. O seni tavlayana kadar Ordinalis profesörü oynadı dedim. Bütün erkekler öyle genelde. Yok bütün erkekler öyle değildir abi. Hepimiz entel danterizdir. Yok entel dantel değil abi. Olmadığı birine oynadı Ali Taran. Sizi bilmiyorum, ben olduğum gibiyim. Evde de aynıyım, tanıştığımda da aynıyım, bugün de aynıyım. Ama Ali Taran böyle birini oynadı. Sonra birden aksi bir adamla karşılaştı ve apar topar boşandı. Ama o sırada ne oldu? O sırada bir kanserli hanımefendinin üzülüp ölmesine sebep veren bir kadın durumuna düştü. Toplumda o gün bugünden beri ağzıyla kuş tutsa da Ayşe'yi sevmiyor. Bu ne diyor? Ben fatura ödüyorum. İyi de Ayşe'cim. Hakkın o faturayı ödedi ya. Biz mi sana ödettik? Silah mı dayadı adam sana? Şimdi, sen seçtin, seçiminin bedelini ödüyorsun. Bu kadar basit. Bak, şimdi Ayşe'nin en ağırına giden başka. Acun'la bak. Acun'la barışması en ağırına giden. Acun'la küstü ya. Cenazeyi falan Acun kaldırdı biliyorsun. En hasta komadayken karısı. Acun koşturdu gitti. Ama Acun adam yoktu ortalarda yazıyordu diye. Ben Acun'la mahkemelipken dansöz oldun Aykut abi diye benim hakkımda izler yazıyordum. Kim? Bu ya. Ayşe denen kız. Hmm. Onun derdi bilmem, başı. Acun'a ondan ekmek çıkmıyor, Ali Taran'a niye çıkıyor? Sen davam oldu şimdi. Ben sana ticari olarak yorumlayayım olayı. Sabah gazetesinin yayın politikası değişti. O Hıncal abisinin elinden tutup da bu kız çok yetenekli yazar olsun diye işe soktuğu kızın çalıştığı gazeteyle bugünkü sabah çok farklı. Okur kitlesi tamamen değişti. Ayşe'nin yaşam tarzını bulanlar o gazeteyi okumuyor. Onu yazdırmazlar. Yazsa da okuyan olmaz. O bir. Peki niye yazıyorsun? Albüm yaptı. Albüm hiç satmadı. Hiç şarkıcı. Albümleri satmıyor zaten Ayşe. Ya bir dakika bitireyim. Hemen savunmayın. Bir şey demedim güzelim. Hiçbir klibi bilmem ne ses getirmedi ki. Klibi biliyorsun fotoğrafları bilmem ne. Pozları da maşallah. Yani striptiz bile yaptı. Demet yaptığı zaman biz neler yazmıştık Demet yaptığı zaman. Hiçbiri fayda etmedi. Ne gazeteci olarak, ne şarkıcı olarak istediği noktaya gelemedi. Aslında o tükenmiş sendromu falan filan, o hani uyduruk kelimeler var ya, deyimler, buradan kaynaklanıyor. Anladın mı? Aradığını özellikle, eğer popüler şarkıcı olsaydı ne Acun takardı, ne Ali Taran takardı, ne bu. Olamadı. Oldukmadılar daha doğrusu belki. Bilmiyoruz. Şimdi kimse zorla bir çocukla. Mutsuz olduğunca insan böyle oluyor. Ha, bak şimdi. İşi gücü rast gitseydi ayrıldıktan sonra böyle bir şey yapar mıydı Ayşe? Böyle bir bana ne söylendi bunun olmadı yani. Kimse derdi de bahseder miydi adamın adını, ama Allah mutlu etsin. Ha başka bir şey söyleyeyim. İyi yaptı der geçerdi yani. Bu yaşına ya yakışır. Evet. Veya aa evet ne güzel çift olmuşlar diye birini gördük mü? Okan Bayülgen'in sevgilisi oldu, babasından büyük Okan. Onun Haşmet Babaoğlu öyle. Ali Taran öyle. Ali ama Hakan. Baktığımızda da bu, Ali Hakan da var. Ali Hakan. Baktığımızda bu profile sanki bir ince hesap var. Medyada var benim işime yarayacak adamlar silsilesi. Ama hiçbiri de işine yaramadı. Şahnaz Çakır'ın başka bir versiyonu işte.
O da hava gidiyor, avlanıyorlar. Bilmem de pirince giderken hava gidip avlanıyorlar, sonra ay elim yandı. İyi de o ateşi sen tuttun bacım. Tabii. Isınırım diye tuttun o ateşi. Şimdi tabii şimdi tükenmişlik sendromu şu anda yaşıyorsan kime ne ya? Tükenmeyi boş ver. Varlığı var ki tükenesin. Herkes zengin zannediyor. Biz böyle bir şey demedik. Hiçbir erkeği şimdi bunun için suçlayamaz. Yok böyle bir şey. Tabii canım. İzzet Çapa şöyle yazmış. Millet, seni taşa tuttukları bu evliliği de Selma Hanım'ın vefatını da daha yeni unutmuşken ne diye uyuyan yılanın kuyruğuna basma gereği duydun hiç anlamadım. Helal olsun. Keşke zamanlama konusunda kalemin kadar yetenekli olabilseydin. Yıllarca sussuz, ondan sonra bir bar önünde kameralara patlat serzenişlerini. Olacak iş mi? Şimdi senden bu kadar zamanlık dostun, abin, arkadaşın ya da sen ne olduğumu düşünüyorsan o olarak tek bir ricam var. Eğer önümüzdeki 3 ay içinde albüm, kitap, single, jingle, mingle ya da ne varsa ne haltsa çıkartmayı sakın aklının ucundan bile geçirme. Yok zamanında hakkında fikir yürütenler haklı çıkacak ve senin için reklamcıyı reklam için kullandı denilecek. Bak bak bu laflarımın altını iyi çiz. Eğer böyle bir şey olursa bil ki ilk ben senin adının üzerine çizerim. Murat Boz için yazdığın o muhteşem şarkında dediğin gibi. Kalamam arkadaş, bunun için bunu içim kaldırmaz. Ben programlara katılan Ayşe'yi ve cümlelerini hiç sevmedim. Çok diye güzel. Bir güzel. Çok doğru, çok yakın arkadaş mantıklı olur. Bir teşhis, helal olsun. Bu şeyi de anlamadım. Ellerin kirli ellerini üzerime silip hayatıma, hayatıma devam ediyor. Bu ne demek? O ne abi? Zorla mı ya? Zorla mı? Bakmıyor musun temiz mi kirli mi? Ay adamın karısından ayrılıp 16 gün sonra evlenen kadın sensin. Yani hangi kirden bahsediyor? Adamın bir eli kirliyse senin de bir elin kirli. Siz el ele tutuştunuz. Adamlar niye kirli hep yani? Onu anlamadım. Bak ben. Sabah iyice muhafazakar bir yönetime geçti. Gittikçe de daha da artıyor dozu. Onun yazılarını sen yazma artık. Ay inşallah bile demezler. İnşallah. Derlerse ne yapacak? Ne iş yapacak? Ya, şimdi çoktan niye yollamadıklarına şaşırıyorum ben. İşte yönetim kafasına girmiştir filan beni birileri filan. Ne yapacak? Ne iş yapacak? Daha da kötüsü şu. Orada bakalım kim tutacak kısa bir süre sonra. Daha da kötüsü şu. Sen mutsuz bir kadın olabilirsin. Ama kimseye mutluluklar ve hayırlı işler dilemeyeceğim. Milletin mutluluğundan sana ne demek o mutluluk dilemeyeceğim. Sen mutsuz olabilirsin, sıkıntı olabilirsin. İzzet Çapa ne güzel söylemiş ya. Çok güzel yazmış bak, İzzet. Vallahi iyi yazmış. Sen diyor yani çok güzel yazmış ya. Her şey iyi güzel de bu rötarlı yaygara için adama 4 yıldır aklın neredeydi? Niye sustun be kızım? Demezler mi? Ama orada bir en şey güzel rötarlı yaygara. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama işte gözden kaçırdığım şey var. Orada hala jargonuna da baktım. O zaten planlı bir şey değil. Kafa, gazeteci önüne dayayınca efendim Ali Taran da programda deyince bu artık patlıyor. O biriktirdiği her şey o sivilce irini sıkıyorlar. Ama genç kızlarım elimden alındı. Şimdi bakın. Ben... Ya ne ya? Zannedersin Rahibe Teresa'ydı da. Şimdi ben... Genç kızlarım elimden alındı. Bak bir de ben de kız o kadar... oğlan kız. Şimdi ben size bu... Şunları söylüyoruz ama ben çok üzülüyorum. Bizim inşallah... Marmara'ya cacık oldu esprisi var. Hayatım inşallah gazeteden ayrılmaz. Yani ya tabii işinden olmasın. Ama kız. Ben yazılarını çok beğeniyorum bu arada. Yani bir şey ben üzülüyorum, çok üzülüyorum. 4000 tane gerçek gazeteci işsiz dolaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Ona bunu acırken lütfen sıralamanı iyi yap. Bak, keşke 4000 susaydı. Gazeteci işsiz diyorum. Bak keşke sussaydı hiçbir şey söylemeseydi de. Yoluna devam etsin. Böyle paraşütle inmişti. Şu günlerde ne kaşıdı ki bunu? Ayşe profiline bir de şöyle bakmak lazım. Gittiği yerlerde fotoğrafları çekilen güzel bir kızdı. Evet. Çok uzun zamandır ilk defa bir kamera mikrofon uzattı Ayşe'ye. Daha önce hiç röportaj yok. Kimse de röportaj yapmıyordu. Sadece fotoğrafları çekiliyordu. Şimdi bir eski koca yeniden televizyonda yeniden parladı. Alkolün verdiği etki var. Orada bir dursana. Ve biri de fitili yaktı. Mikrofonu evet. Uzatıp bir şeyler konuşturmak için deyince... Bir şey söyleyeceğim. İzlediniz mi? Ben acaba o eski Ali Taran yok. O eski aksiyon yok. Farkında mısınız? Ali, bir suçlu böyle. Daha bir, şimdi yok. Bir defansta. Hep öyle ya o bak. Bir defansta arada böyle. Arada bir şey söylüyor zaten. Çok konuşan bir adam değil. İlk başladığı programda esip gürlüyordu. Yakında başlar. Bir, oraya sığıntı duruyor. Böyle bir iğreti duruyor. Kaçınca insanlar öyle olur. Tabii gazı kaçmış yani. Gazı kaçmış. Şimdi tabii ne oldu biliyor musun? Çünkü oraya oturtan patron neler söyledi. Aynen öyle. Orada toplum farkındalığı var. Ulan ben neler söyledim burada. Geldim yine buraya oturdum. Millet de bunun farkında yani. Allah. Neyse sonuçta kız yarım saat bizi konuşturttu ya, helal olsun. Vallahi. Yani bizim Neco'nun kızının başarısıdır bu. Evet, katılıyorum. Neco'nun ilk röportajı ben yaptım biliyor musunuz? Bostancı'da. Senin yaptıklarını konuşalım. Gala kulüp diye vardı Bostancı'da. Sen bilir misin? Beylül buralı.
Kimi belirli Bostancı'da. Orkestralarda mı? Palyaço kıyafetini çıkardı. Leo Sayer diye bir çıkardı? Neco. Niye kazayla gittim bir baktım ama muhteşem bir şarkıcı. Kim bu filan? Böyle hiç kimsenin ismi cismi. Yanlışlıklıydı o da. Çok çok iyi şarkıcıydı. O Leo Sayer taklidi palyaço böyle kafada şeyler bilmem ne filan. Frank Sinatra'yı filan en iyi söyleyen. Çok iyi yabancı repertuarı. İşte nereden nereye şimdi? Ben şimdi şu konuştuklarımıza üzülüyorum. Niye biliyor musun? Ayşe'yi tanıyorum. Ayşe'nin annesini tanıyorum. Anneannesini tanıyorum. O da benim babasını canım. Babasını tanıyorum. Yani o kadar anne üzülüyor ki. Anneannesi yaşıyor mu? Yok öldü. Allah rahmet eylesin. Öldü. Nurcu'na yaz. Öldü herhalde yanlış yapmayız. Oya bu konular hiç girmiyor. Ya, çok hiç girmiyor ya. Hiç. Hiç. En doğrusunu yapıyor ama. Yani, peki, benim şey kızım diyor ya. Ne istersen Oya'yı yapar konuşalım diyor. Abi. Evet. Oya da aslında tezat ne biliyor musunuz? Ayşe şunu düşünmedi. Benim annem bu duruma düşmüştü. Ben nasıl başka bir kadını, Alitaran eski karısını o duruma düşürebilirim? Öyle mi? Annesini, nasıl? Neco birden başka bir hanımla... Sen Neco'nun hayatını ne kadar biliyorsun? Sen kadar Neco, bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Neco boşanana kadar 20 kişiyle beraber oldu. En son Almanya'da bir kadınla gitti. Almanya'da yaşadı aylarca gelmiyordu. O kız dünya iyisidir, melektir. Bir gün ağzını açmadı. Bir şey söylemedi Oya. Sen cümlemi anlamadın ki. Bir dakika ya. Ayşe şunu düşünmedi. Annemin üzüldüğü gibi ben de bir kadını niye üzeyim Alitaran'ın eşini? İşte Neco'nun huyunu biliyordu. Neco'nun bin tane sabrı. Abi bir sevgili başkadır. Boşanmak başkadır. Boşandığı zaman yalan mı? Yok ya. Duyamadım şunu okuyordum söyle. Bin sevgilisi olması başkadır. Boşanmış olup. Yapmasın başka. Oya bir an önce boşansın da ben de hayatımı yaşayınca bekliyordu ya. Yok kadın depresyona girdi boşanma. Katılıyorum. Çocuklar girdi. Son boşanma olayı çok fena bozdu. Çok üzüldü tabii. Bundan üzülmedi mi? Çocuklar üzüldü. Abi teorik pratik aynı değildi. Benim çocuklar da üzüldü çocuklar. Ya kızlar da bozulmadı hiç ilgisi yok ya. Sonra sevdiler çocuğu. Şey, Neco eve uğramayan adamdı. Aşık olurdu bilmem ne. Onu artık çocuğu gibi görüyorlardı. Neco çocuktur aslında biliyor musun? Ünlü kimlerle birlikte oldu abi? Ünlü? Ünlü pek değil be sıradan vatandaş. Bir Almanya'da çok büyük bir aşk. Onunla evleniyordu. Gitti orada yaşadı uzun süre. Ama hepsini biliyordu o ya. Dalgasını geçiyordu ya. O evladı gibi bakıyordu. O büyük oğlu gibi. Müzikal kariyerini niye devam ettiremedi abi kim? Sence? Neco? TRT'de kaldığı şarkılarla kaldı. Bodrum'a gitti. Bodrum'a gitti yerleşti ya Bodrum. Yok Bodrum'dan çok önce Bodrum'dan bitti çok o. O güzel sesler yani. Herhalde tembellik. Bir de o tip şarkılar abi, bitti. O sesiyle o vizyonuyla. Yani o sesini uygun besteler uğraşmadı bilmem ne yapmadı. İşte birkaç konserleri bir dans müziğinde idare ederim. Dedi. Erdem Alkın'la oldu abi. O bilmiyorum Ankara'da galiba. Sen tanıyor musun onu? Tanımam TRT zamanı. Erdem ne sesler Alkın. Vardı ya çok yapar. Erdem Alkın kimdir biliyor musun? Kimdir abi? He? Yok. Ruhat Mengi var ya onun eniştesidir. Aa. Ruhat Mengi'nin bak neye kız, ne? Kız kardeşi Vuslat Ünaldı'nın eşidir Erdem. Kız kardeşi ne iş yapar Ruhat Mengi? Ruhat Mengi'nin mi? Valla ne iş yaptığını bilmiyorum. Çok menajerlik yaptı. Onlarda bir karışıklık şey, var. Bir zenginlik, bir şeylik. Ruhat'ın yani babası, esas soyadı neydi? Mehmet Ünaldı'nın kızı. Şey, hayır, Adana Bilik'ten. 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 Hayır, ben ablası. Hayır, o şey söyledi de karısının Ruhat'ı sordu. Ruhat'ın anlamadım, sen ne dedin? Ya onlarda da böyle bir servet, bir şeyler, ya bir aile... Ya Adana senatörüydü, hatta Cumhurbaşkanı'na vekalet etti o seçilemez zaman. Mehmet Ünaldı, Adanalı. Onun kızıdır Ruhat'la Vuslat. İyi aile değil mi onlar? Tabii. Vuslat Fransız öğretmeni falan işi. Vuslat Erdem'le evlendi Ankara'da. Çok efendi bir adamdır Erdem. Çok. Bursalı'dır. İşte ilendiren evet, şeyi. Evet. Ondan sonra Ruhat şeye gitti, İngiltere'ye gitti tekstil okumaya. Ama genelde Ankara'da büyümüşlerdir onlar. İsrail Mahallesi vardır Ankara'da biliyor musun? Tabii canım. Orada otururlardı. İsrail Mahallesi de Ülvi Avşarlar da orada oturuyordu. Emek İsrail Mahallesi. Araba kullanmayı orada öğrenmiştim. Deniz Akkaya'nın afişe ettiği takipçisi bunalıma girdi. Geçtiğimiz hafta Deniz Akkaya'nın bir fotoğrafının altına Sevgi Gündoğan hanımefendi, resimlerinde şaşı ve çirkin çıkmışsın. Bence resimlerini kendin çekme diye bir yorum yaptı. Bunun üstüne Deniz Akkaya sabah uyanıp bu yorumu görünce hanımefendinin profiline giriyor. O profilden bir fotoğraf buluyor. Hayır, o da çıkartıyor işte. Diyor ki, sayfamda güzelliğini paylaşmaktan sakınca görmediğim bu hanımefendi, dün gece ben uyurken fotoğrafımın altına benim şaşı olduğumu, eski halimin daha güzel olduğunu yazmış. Da yazmış. Ben de bu sevgi kokan cümleleri yazan güzelliği bir güzelliğe girip baktım. Çok haklı bulduğum için epeyce içerledim ve dayanamayıp
sizlerle paylaştım. Kimse kimseyi beğenmek zorunda değil, elbet ama ruhu kötü olmasıdır ve kendinde gördüğüm tüm eksikleri dünyaya yansıtmak, sürekli ağzından salya akıtmak kalp kötülüğüdür diye yazdı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Bir sürü hanımefendi Deniz Akkaya'nın geçmiş dönemdeki fotoğraflarını tek tek paylaşmaya başladılar. Bu arada bu fotoğrafı paylaşıp Deniz Akkaya'na resimlerine şaşı ve çirkin çıkmışsın, bence resimlerini kendin çekme diyen hanımefendi gazetecilere diyor ki bunalıma girdim. Beni afişe etti. İki çocuk annesiyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. Kötü bir şey yazmadım. Sadece o fotoğrafla ilgili bir şey yazdım. Ama sonrasında benim fotoğrafımın altına insanlar o kadar ağır şeyler yazmaya başladılar ki psikolojim bozuldu. Hesabımı kapatmadım ama ruhum incildi bir kadın olarak diye yorumda bulunmuş. Sizce doğru mu Deniz'in yaptığı hareket? Yanlış. Ne gerek biz var? De yanlış bir haber yazarız. Neler şey görüyoruz yapıyoruz, biz ne olacak okur ya? Okur telefon eder. Ben sizin gazetenizi bir daha almayacağım diye böyle sanki bir şey olacakmış gibi. Hiç cevap vermeyeceksin. Haklısınız efendim. Çok özür dilerim. Düzeldim. Mutlaka öyle diyeceksin. Hiç. O senin hayran da senin müşterin sayılır, tamam mı? Veli nimetin bir nevi. Evet. Yani oturup ona bir şey cevap ver. Buna bir cevap ver. Müşteri her zaman haklıdır abi. Ha, tabii ya. Kalkıp sen eğer bu işleri yapıyorsan, ortada çıkıyorsan bir öyle de diyecekler. Bir alkışlarlarken ama mutlu olmasını biliyorsun. Abi bugün günlerden ne günü? Pazartesi. Yeni bir hafta başlıyor. Peki yeni bir hafta Gülben Ergen'le başlamayacak mıyız? Dur gelirsin. Beş haber var. Gülben'le ilgili mi? Beş ayrı manşeti var gazetelerde. Manşet hem de. Beş tane ayrı manşeti var. Ama ben sen sabret. Bir cevap vereyim. Ama sabret tabii. Ben de sana bir cevap vereyim mi şuradan? Tabii buyurun. Bir süre derken sevdiğim de birisi herhalde, yoksa tanımıyor muyum? Çocuklar şef dudağınıza ne oldu Fahri Zan diyor. Ben şöyle yaptım ya, demin dudağımı sildim. Ben dudaklarımı boyamayı sevmiyorum. Gözüm koyuysa dudağımı boyamıyorum. Ben söyleyeyim, reklam arasında konuştuk. Yeni bir sevgilisi var, sert öpmüş. Bak. Kediyi öpmüş. Yok, kedimi öpüyorum vallahi, öpüyorum her gün de. Hemen izah edeyim size. Gözler çok kötü, koyu boyanıyorsa ki ben öyle boyuyorum. Dudağımı boyamayı sevmiyorum, yani çok makyaj oluyor. Bugün içeride bir deneme yaptık, sonra umutarak çıktım buraya. Onu silmeye çalışıyorum. Bir şey yok, merak etmeyin. Sağlıklı. Bu seyircinin eleştirisi... Eleştiri de değil, dudağınıza ne oldu? Neyse, ona benzer bir, ben bulamadım karşılığını. Ha. En güzelini Fatih yapmış ya, Fatih Yürek. Ha, ne diyor? O sahnede şarkı söylerken... Millet konuşuyormuş ön masalarda filan. Şarkıyı kesmiş. Lütfen sanata ve sanatçıya saygılı olun. Bilmem ne çocukları demiş. Kibar. Çok kibar girmiş. Sonra tutamamış kendini. Ben tabii sansürlü konuştum. Efendim bu hafta büyük bir hafta. Perşembe günü Kızılca Kıyamet kopacak Muhteşem Yüzyıl. Herkes merakla sadece reytinglerini bekliyor ne olacak diye. Dizi ekibinde sessiz bir bekleyiş var. Oh. Temkinliler. Kim bekliyor reytingleri? Ne zaman başlıyor dedin abi? Televizyoncular bekliyordur. Tabii. Halkın neyi? Şöyle, abi ne zaman başlıyor? Perşembe akşamı yayında ilk bölüm. Yapım ekibi hiçbir paylaşımda bulunmuyor. Çünkü ilk gecenin reytingi. Bizim dizi Hülya'ların dizisi. Evet, Hülya'nın dizisi. Arkanda Hülya. Bu arada başka bir haber var. O dizinin bir benzeri Diriliş Ertuğrul TRT'de 32. bölümü yayınlanacak. Sedat Peker'in oğlu 7 yaşındaki Boğaçan Talha Peker dizide konuk oyuncu olarak rol almış. Çok da güzel. Çok şeker, ben de çok bayıldım şeker haline. Diziye devam edip etmeyeceği daha sonra ailesi tarafından karar verilecek. Oynamasını istemişler. Bir bölüm için çok ısrar etmişler. Oynasın ne olacak ya? O yüzden de babası izin vermiş oynamasına. Oynasın, çok yakışıklı. Boğaçan Talha Peker. Çok da dünya tatlısı bir çocuk. 7 yaşında Diriliş Ertuğrul'da yer aldı. Perşembe akşamı da... Hemen şunu şöyle bir müsaade eder misin? Araya gireyim. Şu anda... Sen de kedi seviyorsun da. Onun için bir şey söyleyeyim mi şuradan? Bizim Serap Çelik falan sağ olsun. Beylikdüzü. Evet. Beylikdüzü Belediyesi eski seçim sandıklarını evet, kedi evine çevirmiş. Bu da diğer belediyelere örnek olsun. Uygun zamanında söyler misin diyor. Tabii söyleriz. Uygun olmasa da böyle arkadaşlardan izin alıp araya da gireriz. Bunu yani söylediniz. Üstüne hemen söyleyeyim. Kayseri'ye geleceğiniz değil mi? Ha? Dinozor. Açılışına tabii canım. Evet bu arada belediyelere teşekkür... Kayseri Ayver Atbaş'a dinozor getiriliyor ya. Bu arada Nobel alan bilim adamları beceremedi dinozoru canlandırmayı ama Kayseri Belediyesi becermiş. Van canavarı gibi. Yalnız şöyle istemiş, belediye de evet getireceğiz demiş yani. İşin ilginç tarafı. Atomu parçalarız demişler. Belediyelere teşekkür ediyorum. Caddelere kedi ve köpek mamalarının ve sulamalarının olduğu çok güzel üniteler yerleştirmeye başladılar. O sokak köşelerine konulan poşet yemekleri kaldırıp kedilerin ve köpeklerin yemek yiyebilecekleri çok güzel kulübeler yaptılar.
direklere bağlı. İçinde sulukları var aynı zamanda. O yüzden proje kiminse tebrik ediyorum efendim kendilerini. Parfümle aranız nasıl bilmiyorum ama inşallah olacak. Mustafa Sandal'ın işi Emina kendi adını taşıyan bir parfüm çıkartıyor. Çok heyecanlıymış. Türkiye'de ilk defa çıkacak koleksiyonunu hazırlıyor. Parfüm kendi adını taşıyacak. Mustafa da projeye destek verecekmiş. Ben o çifti çok beğeniyorum siz. Ya böyle bana, sedaları en çıkmıyor. En sahte, en ondan sonra gelen çiftlerin başında. Neden İki ya? Çift var bana sahte gelen abi. Aa. Bir Safiye ile Faik. O tamam. Yok, o şey var. Ya bunlar, dün kaba buluyorlar. Ya dün Faik'i gördüm. Kavuk giymiş. Ondan sonra. Ya bunlar hani tabiriyle. Şaşırdın mı? Soytarılık mı? Hiç şaşırdın mı? Ama hiç şaşırdın mı? Ki onlar. Ya böyle bir şey. Para abi, kazanıyorlar işte. Böyle bir şey. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim bak. Şimdi o kanalda öyle bir şey var. Ben ne zaman alsam en önemli şey de şakkata şakkata herkes oynuyor. Ve o kanalı seyredenler var çocuklar. İnsanların içeride. Ya ama. Ben Türk'te, bazen bak, bakıyorum. Türkiye'de saklamıyorlar. Bak ne oldu, sen ki liyakattan bahsedersin. Ya tamam Safiye'ye ayırıyorum. Ya adam Ankara'da bir çorbacıydı ya. Ne ya, sesi var, ne nevesi var. Safiye'de santral memuru Ulaştırma Bakanlığı'nda. Ben ona hiç kızmam abi. Ben... Olur mu? TRT kadrosundaydı o. Ben hiç kızmam çocuklarımı. TRT radyosunda. Olur mu? Santral memuru. Sen şey mi diyorsun? Abi kızı Ümran benim arkadaşımdı. Bize öyle yalan söylemiş. Yalan söyledi tabii. TRT'de diyordu anne. Gitmiş devlet korosuna bir arka resim çektirmiş. Bir bak işte bilmem. Allah'ım yarabbim. Hiç konuşturmayın beni diyorsun. Sen hani Bülent Ersoy diyorsun ya şu diploma. Anons etsene. Şu TRT sanat sonunda belgelerini gönderdi. Anons et. Ne alakası var ya? Daha bir şey dinlemiyor mu? Santral memurası. Ama ikisi de çok güzel birbirine uyum içinde iş yapıyorlar, para kazanıyorlar. Ne oldu Tayyar? Ciddi bir şey mi var? Dinliyor. Efendim arkadaşlarım son dakika bir betere olduğunu söylüyorlar. Mehmet Ali Erbil ile Lerzan Mutlu'nun bir kavgası varmış. Allah. Beteresi var. Bir size seyrettireyim. O arada da bir soluklanmış olalım bu vasıtayla. Tamam. Reklamı veterenin arkasına mı bağlayacaksın Derya'cığım? Tamam. Önce veterimiz var. Lerzan Mutlu ve Mehmet Ali Erbil sürtüşmesi. Arkasına da bir reklam arası vereceğiz. Sonra dönüp hem vetereyi hem de elimizdeki diğer haberleri yorumlayacağız. Bizde kalın efendim. Küçük bir ara rica ediyoruz. Efendim tekrardan beraberiz. Az önce vetereyi seyrettiniz. Her kim ne söylerse söylesin. Kayadan ancak toz alırlar. Mehmet Ali Erbil Türkiye'nin bir gerçeğidir. O kadar. Öyle midir abla? O kadar. Gerçektir yani. Tavuk da kovalasa kertenkele. Mehmet Ali tavuk yollarken Lerzan'cığım ben o sıralarda sizlerin neler yaptığınızı söylemeyeyim. Doğmamıştı. Tavuk yollarken. Doğmamıştı belki ya. Ha yani. O yüzden. Şimdi adam birinci derecede oyuncu. Her rolü verilen her rolü ya senaryo. Akademik bir adam ha. Her şeyden önce. Su televizyonda onun gibi canlı yayın sunucusu gelmedi. Gelmedi. O, hakikaten gelmedi. Ondan sonra doğaçlamanın en iyisi var. Sahnede espri yapabiliyor falan. Türkiye koşullarında süper bir adam. Yani, yıllarca. Dört jenerasyon. Kim ki yani Mehmet Ali komedyen değil de sana sorarlar sen nereden anlıyorsun kardeşim? Nereden biliyorsun? Komedyen nedir biliyor musun yani? Bir Cem Yılmaz'a yalakalık yapacaksan başka türlü yap yani. Mehmet Ali harcama. Olay bu. Ayrıca bu hafta çarşamba akşamı üç adam yeniden ekranlara geri dönüyor. İlk program konukları da Cem Yılmaz. Bu arada üç adama kimle konuşuyorsan abi herkes mi gıcık olur bunlara ya? Biri birini sevmiyor, biri birini sevmiyor, biri ikisini sevmiyor, biri üçünü sevmiyor. Nerede bu? Ay diyorlar. Onlardan demek ki tutuyor ki tekrar koydular yani. Cem ben programa başlasam ben de bir ilk beşe girerim yani. Herhalde. Kafadan bir adam zaten. Cem Yılmaz babasının aynı değil. Pardon bir dakika. Cem Yılmaz ilk defa katılmıyor onlara. Bir kere daha katıldı. Geçen sene de katıldı. Geçen sene de katıldı. Filmi zamanı. Filmi zamanı bir katıldı fakat Cem Yılmaz'ın karşısında soru soracak. Ay Allah'ım. Cem Yılmaz oyacak kim? Cem Yılmaz kendi söylüyor, kendi yapıyor ya kendi yapıyor orada. Allah aşkına yani mantıklı bir şeyler bugün ona ne olursun ya. Satırlar hadi misiniz? İbrahim miydi o çocuk oradaki bir tanesi arkadaşlar. Evet. Hadi İbrahim ben sana güveniyorum. ATV'de Aziz Şeyh'in Kırca'nın Aziz diyorum Ali Kırca'nın neydi o siyaset meydana çıkmıştı üçü.
Yılmaz Erdoğan. Evet. Seni 2000'i 2001'e bağlayan gece. Abi olmaz mı? Beyazıt. O da hepsini yemişti. Ha, ağızdan açamadılar. Hepsini böyle yemişti. Yılmaz sen. Erdoğan'la Beyazıt'ın finalidir. Yani orada hepsini tokatlayıp. Aynen öyle. Ağa da benim, paşa da benim demiştir. Böyle yani. böyle bakarak seyrettiler. Konuş, espriye bile katılamadılar. Hele Beyaz. Tam bitti. O gecede unutmadığım bir şey var. Konukların arasındaki, yani seyirci arasındaki bir genç, üniversite öğrenciler var. Cem'e bir şeyler söyledikten sonra döndü, dedi ki, yani bu mudur yeteneğin, sadece bunu mu yapabiliyorsun dedi. Cem hiçbir şey demeden döndü. Önünde bir A4 kağıt vardı, katladı. Aynen. Makasla kesti. Bir açtı, horon yapan 4 tane adam var ya. Yani. Döndü, bak bunu da yapabiliyorum dedi abi. Beyaz'ın sonudur o gece, biliyor musunuz? Tabii. Yani Beyaz açık havada şey yapıyordu, talk show falan yapıyordu. Bıraktı. O gece sonudur onun. Yani o gece Cem... İşte yani onun için... O Hülya Avşar şova çıkmıştı. Yani orada Cem'i... da sağında yumurta yapmıştı. Ama bak Mehmet Ali olsa Mehmet Ali'yle bir espriyle bir şeyler yapabilirdi. Aynen öyle, bir atışır her şeyi konuşursun. Ha. Ama Cem'le konuşurken vallahi bir 10 dakika düşüneceksin. Çocuğun hiçbir şey söylemiyor çünkü gibi zeki. Bin tane şey çok zeki. Acayip zeki. Abla çok eğer zor. Cem'i dinlemek istiyorsa Cem'in üniversitelerle yaptığı bir söyleşi... Video izleyip evet, alıp evet. Seyretsinler. Allah'ım. Aykut abi spontane. Allah'ım. Ne sorarlarsa Allah'ım. Anında cevap veriyor. Abime ne vereyim? Abi olağanüstü bir şey ya. Ya bir herifin zekası abine ancak böyle kesildi. Abine ne vereyim? Onu yaptı geçen. Öldüm ben. Boş bulunun en önde oturdum. Abi hayatımda bu kadar ızdırap çektiğimi hatırlamıyorum. Devamlı oynadı benimle. Nasıl oynadı? Bana da aynı şey yaptı. Arada da böyle yaptı. Abi nasıl dedi? Alver yapıyoruz dedi. Ne dedim alver yapıyorsun? Gömdün. Koltukta minicik bıraktın dedim. Neyini alver bak, yapıyoruz? Bak huysuz yiyemedi beni. O acayipiydi. Ay muhteşem. Efendim muhteşem. Ünlü Türk düşünürü Tuğçe Kazaz, Aydın Doğan'a tavsiyelerde bulunmuş. Bir Kasım seçimleri öncesi ve sonrası yaşananları değerlendirmiş. Ve o gazetede, sözünü unutma abi, onu tam sayfa manşet yapmış. Bir, Aydın Doğan için diyor ki, tavır koyamadı. 2. Mutlaka bir teste girsin diyor kendisi için. 3. Tetikçilerine, gazetecinin tetikçilerine izin vermesin diyor. Diyor ki 4. Unutmayacağız yapılanları. Bana cahil dedirtti gazetesinde diyor. 6. Türkiye'nin gerçeklerini okumuyorlar diyor. Bunları okusunlar diyor. Aydın Doğan'a tavsiyeleriymiş Tuğçe Kazaz hanımefendinin. Daha devam etmiş, 3'te devam ediyormuş. 1 Kasım için şeytani planları vardı, bozuldu diyor. Doğan grubu yazarları yanıldı ve yanılttılar. Aydın Bey de buna sessiz kaldı şey diyor. Tam sayfa bir tam sayfa röportajı buradan var. Buradan da anlıyoruz ki zaten öyle bir kızın açıklaması falan yok. Siz bu kızı kendi kendine canlı olarak bunları açıklarken gördünüz mü hiç videosunu falan? Bunlar yazılıyor, kıza itham ediyor. Hayır, kız çıktı, röportaja çıktı. O aslan gibi küçük, anlattı bütün bunları. Bir şey söyleyeceğim. Saatlerce sürdü röportaj. Bir şey daha söyleyeceğim. Burada esas konu şu. Burada niye Tuğçe Kazaz'a Aydın Bey'e sallatıyorlar biliyor musun? İndirgiyorlar yani. Seni seviyen o. Senin diyorlar. Muhatabın bir eski manken eskisidir yapıyorlar. Büyük bir algı operasyonu bu. Şimdi kızın kili ya de varsa. Ya patronajı küçümseme yani. Bu. Doktor fotoğrafa bakar mısın Tuğçe'nin fotoğrafına? Ne var orada görmüyorum. İnanılmaz bir deri bir kemik kalmış. Evet. Yüzlerine falan bakar mısın? Ne kadar zayıflamış. Sanki. Ne kadar kötü bir hal almış kız. Sürekli oruçta. Ama sana katılıyorum. Aydın Doğan... Ve Tuğçe Kazaz yani. Yani o inadına gülmek için. Efendim, ben oradan bakmadım hiç olaya valla. Bakmadım yani. Ya ama çok güzel bir tespit, doğru bir tespit. Yani Tuğçe Kazaz kim, Aydın Doğan kim? Merkel Aydın abicim, Doğan yedirtmez. Abicim herkese gördüğü bir şey var. Ha abi, şey abi. Merkel bak, yedirtmez. Hiç ummadan sen bir laf söyle olur. Aydın Doğan olacağım. Aydın Doğan'ı örnek. Aydın Doğan cevap veremez. Misal ya, yani. Bir şey söyleyeyim mi? Okumaz. Satırını bir aynen öyle valla. Satırını ya, okumaz. Ya. Okumaz mı? Valla okumaz. Ya sabah kim okuyor? İşte belli bir grup okuyor. Ama tersi de geçerli. Sözcüğü kaç kişi okuyor? Tamamen bir tarafa yönelik şeyi okumuyorlar. Onlara ya bir siyasi bülten daha sen bir taraf gazeteleri mi okuyorlar diyorsun? Tabii ki. Taraf olmuyor. Tabii ki. Ben bu arada rahmetli Kaya'nın yeğeni Erdinç Erişmiş. Bizi seyrediyor Aykut abi, sana çok selamlar var. Ankaralı dostum. Mutlaka bir gün yayın çıkışına gelecekmiş. Öyle bir mesaj atmış. Nazlı Çelik'in pabucu dama atıldı. Hmm. Serdar Bilgili, Nazlı Çelik. Nerede çalışıyormuş onu keşke söyleseydin. Erdinç mi? Zorba'da çalışıyor Gayrettepe'de. Çalışıyor mu? Bir akşam gidelim ya. Çalışıyordu. Habire çağırdı, Erdinç, evet. Allah rahmet eylesin. Bir de eski... Ama Kaya'nın en iyi söyleyen Erdinç'ti biliyor musun? Eski, o Erdinç Antalya'da beraber seyretmiş. Erdinç Antalya'da. Erdinç'in bir de bu neydi unuttum. Erdinç'in de neydi? Eşi vardı. Çok da güzel bir hanımdı. Çok erken yaşta. Kaza mı geçirdi, intihar mı etti hatırlamıyorum. Vefat sonra etti. Evlendi, çöktü, çocuğu lütfen yazsın. Ama Erdinç'e şimdi hakkını da teslim edelim.
rahmetli Kayahan destekleyi köstek oldu. Hiç destek olmadı. Hiç köstek oldu. Kendi yağıyla kavruluyor çocuk. Allah'a var. Bir gün adını almadı ya. Çok kaliteli bir müzisyen. Nur Yerlitaş'ı yayına alıyorum. Nur Yerlitaş az sonra canlı yayında. Canım zaten. Yayındayız şu anda. Ya yayındayız. Günaydın. Nasılsın? Ben ne zaman mefhum olmadığı için. Biliyoruz. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Herkes şu an canlı yayın. Evet, kesinlikle biliyorsun. Online Erol Köse'nin telefonu çalınca açar. Kimseye telefon açmazlık yapıyorum. Hele ki arayan Nur Yerlitaş. Neler aldı onları söylesin. Ya, Beşik milleti merak ediyor. Ondan önce şunu söyleyeceğim. Bugün yine gazetelerin Sibel Can dahil 100 küsur ünlünün gittiği bir düğünde yine manşet Nur Yerlitaş. Önce seni tebrik ediyorum. Eyvah. Sus yine uyandım. Ondan sonra. Şimdi Nur Hanım'la dün konuştuk. Dedi ki Nur Hanım, ya Erol dedi, ben de düğüne gittim. Biraz da canım Bülent Sertaş'ıma hani bir destek olsun, bir haber değeri de olsun diye biraz kalktım. Düğün icabetine bir oyun oynadık arkadaşlarla. Hani bir haber de olsun, bir malzeme çıksın, ben düğünü şanı olsun diye. Ve ama dedi orada dedi dolarlar attılar havaya. Ben dedi üzüldüm. Hani geçen de mağazaya girip çıkmam bir oldu, yine ben manşet oldum. Ben dedim ki Nurcuğum, bu senin haber değildir. Millet elinde cetvelle santim ölçüyorlar. Ne kadar yer aldın. Ondan sonra diye. Sen hepsinde başroldesin. Ne mutlu ki halk seni seviyor diye seni manşet. Bak ne diyorum, çok önemli bir şey. Sibel Can o düğünde, Sibel Can 1 santimetre kare. Sen tam sayfa girmişsin gazetelerde. Seni tebrik ediyorum. Ay masadaki arkadaşlara çok sevgiler. Ay canım, ben de öpüyorum çok. Ay çok sevgiler. Vallahi biraz önce Instagram'a bir resim koydum. Ya sabır dedim. Artık ya sabır yani. Ben yoruldum. Yok, sabırlık bir şey yok. Bence gayet iyidir. Bunlar selebritinin. Ben kaldıramıyorum artık ya. Yok hayatım. Aykut abi, bunda bir anormallik var mı? Kalkmış, oynamış, havaya paralar atılmış, sazcılar da toplayıp onlara bir bahşiş doğurmuşsun sen. Alatura doğmuş, onlar da almışlar yömyelerinin 5 katı zaten Alatura toplamış. Zaten işin kuralı odur. İşin kuralı odur. Sen işlemiş. O sazlara, o kıt kanaat geçiren insanlara sevap yapmışsın. Bana kötü mü yazmışlar? Yok, hepsi de güzel stajla bahsetmiş. Nurella bereketi diyorlar. Nurella bereketi diyorlar yani. Yemin ediyorum ya adım sen... attığın yer... Coşuyor yani. Bu sazların Alatura parası... Ya ben bir gün sizin o programa bir sabah uyuyun gelsem de nasıl kalkacağım ya Rabbim. Evet canım, biz geceden gidelim sabaha kadar uyutmayalım. Ben o kanalda uyuyayım gece. Canım benim minnoşumuz. Minnoşumuz. Ay güzel, keşke. Minnoşumuz. Vallahi ya yemin ederim vallahi bir gelsem o masada otursam. Canım ne benim. Ne zaman arzu çok ediyorsan Nurella. Canım benim. Halk ay. Seni seviyor. Artı zor olan ne var biliyor musun? Medyada seni seviyor. Kimseyi herhangi bir haberden evet. Bu kadar büyütmez. Ana haber bültenlerinde geçiyorsun. Sıkma canını, öpüyoruz seni. Bak öpüyoruz. Işte, öpüyoruz hayatım. Baba. Çok öpüyoruz. Bizden de sevgiler. Dostum. Bin yaşındaki dostum. Çok şeker. Beni... Demin söyledim ya, Deniz ne Akkaya mıydı nedir o kızın? İşte bir de Nur hakkında ben kötü yazılar yazdım. Ay Kud abi ya, çok canım acıtmışsın. En fazla bu. Reaksiyon Nur, bu. Nur'un üzüldüm güzel. Dediği olay şu. O bu alışveriş olayları için Nur'un oraya gitmek için para aldığı yolunda bir haber çıkmış. Ona üzülmüş. Yani benim oraya gitmemde... Olur mu ya sazlar? Hani o şey alışveriş merkezi mi yeni? Yok yok, bu en sona alışverişe gitmişlerdi ya. Oraya katıldığının karşılığında para aldığını iddia etmiş. Ona üzülmüş. Ben Nur'a ne dedim biliyor musunuz o alışveriş merkezi? Derhal dava açtık. Alışveriş merkezi Türkiye'nin saygın krem de kreması 100 kişi çağırıyor. Artı 1000 kişi daha çağırıyor. Ama ayrı kapılardan alıyor. Dur. Kapıları açıyor. O saygın elit krema insanların içinde bıraktırıyor. Sonra onları çekiyor. Sonra onları manşet ediyor. O insanların kendi reklam uğruna itibarlarıyla, markalarıyla oynuyor. Tabii ki tazminat davası aç dedim. Avukatına da söyledim. Alır hakikaten. Tabii ki. Cep telefonlarıyla çekilmiş güvenciler. Sen gerekli güvenlik önlemi çekiyordu zaten, devamlı görüyorum. 100 kişilik yere 1000 kişi çağırıyorsun. Ya böyle içine bir psikopat çıksa bilmem ne bıçak gibi bir araya koyuyorsun. Senin düşmanı birisi vardır. Manevi tazminat nedeni. Fakat çocuklar, ben mankeni soyanı gördüm. Yedirmişler ya. Mankenin üstünden indirim yapmış. Birisi yani. Mankenin üstünden ayol onlara indirim. Şu halka mı? Bir dakika ne olur ya. Bir şu
halka yapsınlar da halk alsın şunları birazcık ucuz ya. Zaten bunlar ise verirler o büyük paraları. Oradakileri gördüm ben, herkesi gördüm. Halkın iyi haber olmuyor, büyümüyor o zaman. Allah Allah. Halk paylaştı, yani. Kapıştı halk orada, filan. Halka sok bir alışveriş yapsınlar ya. Bakın. Şuradan bir analiz yaptım. Efendim önce Erol Bey lafını bitirmeden söyleyeyim. Konuştuğumuz düğün türkücü Bülent Serttaş'ın oğlunun sünnet düğünü vardı. Bir sürü selebriti isim var. Çok ünlü isimler katıldılar geceye. Bugün gazetelerin birinci sayfası. Düğünde Nur Yerlitaş sahneye çıkınca dolarlar yağmur gibi fotoğrafta görüyorsunuz. Şimdi Aykut abi mevzu bu. Ve Tayyar kardeşim burada bir magazin analizi yapalım. Hocam Sibel Can ve bir sürü konuk. Manşet Nur Yerlitaş. Nur üzülmüştü. Dedim ki hayır tam tersi. Bunlar senin sevildiğin ve haber değerin dedi. Ya şimdi yanlış anlaşılır mıyım üstüme paradan atıyor. Dedim paraları sen mi topluyorsun? Seni o dedim mi Türk geleneğidir. Onur etmek için atılıyor paralar. Herkese atılmaz para. İşte bazı bilmeyen insanlar. Sayesinde de oradaki saz arkadaşları, kardeşlerimiz bir evlerine. Hatta sazlar için adım. Bunu bence Bülent Serttaş atıyor. Bu tip düğünlerde tabii. Sazlara alatura çıksın diye düğünün en popüleri ortaya çıkar. Bir paralar saçılır ki hani şey saz alatura alsın. Ha. Alatura toplasın. Ben bazı yani. Solistler biliyorum. Ben bunu yapardım. Şimdi menajerlik günlerimde sazlar hemen giriyor oyun havalarına falan. Bakıyorsun ha hiç kimse de tık tık yok böyle. Ne para atan var ne oyuna kalkan var falan. Herkes böyle şey konser gibi seyrediyor sazları. Hemen orada gidip bir numaradan birbirisini tak alnına para yapıştırırsın atarsın falan. Birinin zaten tetiklemesi atınca, lazım he, değil mi? Birisinin reflex. Böyle hadi yapıştır sonra hemen tak diye birileri çıkarır. İbrahim Tatlıses o alaturaların. Sonra ben alırdım top paramı. İbrahim Tatlıses o alaturaların yarısını sazların elinden alırdı. Yemin et. Şaka. O benim hakkımda. Evet, burada yaşadım. Özellikle düğünlerde. Abi o çok ayıp. Burada yaşadım. Böyle ama bak şimdi. Saz hakkıdır veya oryantalin hakkıdır. Rahmetli Güngör Özsöz bizim sazımızdı. Tamamıyla. Kafa böyle be tamam mı? Yere daha paralar düşerken yerde işte atıyorum 5000 dolar var. Bak biliyordu abi o. Havada sayıyor böyle. Bir de kimi de bazı uyanıklar da 1 dolar, 100 dolar gibi. Ama işte Güngör abi. Allah rahmet eylesin. O böyle havada tık tık tık. Paralar yere düştüğü zaman yerdeki kaç para olduğunu biliyordu. O kadar bir işi. Efendim. Sözü bağlayayım. Nur'a dedim ki hiç üzülme. Bunlar senin şanındır, şöhretindir ve sevildiğinin göstergesidir. Yanılıyor tabii muyum canım, abi? Doğru, o kadar ünlü varken orada. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi Nur senelerce bu alemde çok dolaşmasına rağmen hiç ön planda olmadı. Şimdi tam böyle hani yaş demini buldu. Nur'da da her şey yerine oturdu. Bir de seyirci Nur'un o samimi, kendine o şavalarını falan çok sevdi. Ya çocuklar ya, biliyorum. Çocuklar biliyorum onu seyretmeden uyumlulara. Nur'un. Çizgi film karakteri gibi geliyor. Benim ben 1980 yılından beri arkadaşım. Nur'un bildiğini var ya. Ben bilirim demiyor kimse. Nur'un bildiğini Türkiye'de kimse bilmez. Tek kelimede konuşmaz. Ama konuşmaz hayatta. Hep susmasını bilir. Yani Nur bir konuşsa darbe ne abi ya. Vallahi. Başka bir şey Nur ben örneğini yaşadım. O şöhretleri falan var ya. Yani. En önemli iş adamının evine gidiyor. Bir dakika sonra da hani gizli değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın evinde Emine Hanım'a da dikiş dikiyor. Bir saat sonra da belki onun siyasi rakibine de dikiyor. Ama hep böyle. Ben burada açıkladım kimle evli olduğunu. Biliyor muydunuz? Evet, bilmiyordunuz. Yok bilmiyordum. Murat'ı bilmiyordunuz yıllarca. Bilmiyordum. Murat'ta kim olduğunu da bilmiyordunuz. Evet. O da açıkçası kendi özel hayatıyla ilgili. Onu da 2-3 kişi bilir biliyor musun? Ama, ben bilirim. Ama böyle çok hep onu söyledim. Bugünler senin güzel günlerin bu sevgiye layıksın. Kesinlikle. Keyfini sür. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Söylemez, hani, konuşmaz. Bizim çocukluğumuzun döneminde biz Adile ablayı seyrederdik. Aynen öyle. Şimdiki gençlerin Adile ablası bence Nur. 7'den 77'ye herkes Nur'u çok seviyor. Herkes aynen çok öyle. Seviyor. Çünkü aynen. Hakikaten şuna inanıyorum. Yaydığı enerji pozitif bir enerji. Hiç kimseye şey yok. Peki yani bir şey söyleyeceğim. Bir film galasına gittim bak. Herkes orada. İmano da oynamış filmde. Evet. İmano orada diye onun hatırına bu geldi. En sonlarda geldi. Ay bir basamak verdi beni çıkamıyor. Vardır evet. Bayılıyorum. Ben o seviyorum evet. O huylarını da. Hemen yardım. Kapıdan karşıladı da aldı. Çocuklar yıkıldı girer girmez içeri. Evet. Onun yıkıldı. Enerjisi. Herkes orada. Kimse kimsenin umurunda değil. Onu seviyor herkes. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak neden biliyor musunuz? Ben onunla çok dolaştığım için. Abi bu bizim ilah filan, bizim değil halkın ilah yaptığı tiplerle en güzel dalga geçen, çaktırmadan onların ne olduğunu bilen, ortaya koyan hareketini, esprilerini, davranışını halk onu yakaladı anladın mı?
Ulan diyorlar böyle işte böyle bir efsane. Hemen diyorlar. Böyle yapıyor bak. Nuri... Ay tutun beni. Ay evet. Elimi tutun. Ay kolumu geri. Bilal geçiriyor kolumu tamam işte orada 15 dakikada madalya. Ama benim için nedir biliyor musun? Sibel Can'ın olduğu düğünde Nuri Yerlitaş manşetse konu zaten kapanmıştır. Sen Sibel Can'ı sever misin? Severim. Katılıyorum o sana. O da iyi kızdır. İyi kızdır. İyi kızdır. Evet. Sana katılıyorum. Fesat düğün bugün değil. Hemen hemen bütün gazetelerde sahne almış. En az 2 saat sahnede evet. Sibel Can. Bir kara fotoğrafı yok. Ya. Çok ilginç. Ya. Bir tane fotoğrafı yok Sibel Can. O kadar Can. Çok o enteresan. Aykut abi şöyle. Sibel'i ne zaman arasa gazeteci çocuklar? Karşılığında Orhan Alkan'ı buluyorlar. Orhan Alkan kapıda var. Orhan Alkan'da klasik şu. Sibel Hanım seni çok sever. Çok üzüldü böyle bir habere. Ben şimdi Sibel Hanım'la dönüyorum. Seni derhal arattırıyorum. Yok telefon ya. Kapanır. Bir daha Sibel Can cephesinden i̇şte bir kelime alamazsın. Olmaz. Kaldı ki gece çalıştığı yere gittin. Muhatabın dayısı. Dayısı karşılar. Dayısı konuşur. Dayısı bir şeyler söyler. Sibel'in böyle 2-3 tane ayırdığı muhabir vardır. Eğer onlar oradalarsa çıkar fotoğraf verir. Ya da çok mecbur kalmışsa çıkmadan o kulis kapısındaki hani ama şey aynı şeyi Ebru da yapıyor. Ebru gündeyi. Yok Ebru konuşuyor çocuklar. Şöyle Ebru hiç kimseye konuşmuyor. Hiç kimseye Sibel, konuşmuyor. Hiç ayrıcalık yapmıyor. Sibel rahatsız eden şu. Eskiyle bugün arasında. Yani bundan eskiden, birkaç önceye kadar çok bunlarla nasıl enseye tokattı. Acayip tabii. Samimiydi. Tabii. Yani ben benden bir ya daha güzel bir şey söyleyeyim. Hakan Gümüşsuyu askeri hastanede yatarken gece izin aldırdım, karısına yemeğe götürüp doğum günü kutlattırdım. Akşam da herifi tekrardan geri götürttürdüm. Hasta yatıyordu yatağında. Böyle bir dostum yani, böyle bir arkadaşım. Yok. Kadir Şinas çıkmadı. İşte, o Şinas duruma çıkmadı. Alışkın olduğu için... Yani Sibel ben haber yazınca bana sistemi Orhan Alkan ediyor ya. O zaman Sibel'i daha çok tayfamdan siliyorum. Orhan bana niye açıp da sistem ediyor? Orhan kim? Ben Orhan'a gibi bir şey yazmamışım ki. Abi bak dostluğum ama bak Ebru samimi tip ya. Abi yani, Ebru'nun şöyle bir güzelliği var. Ebru başından beri belli bir mesafeyi koruyan... Gördüğünde karşılaştığında selamlaşıp konuşan ama onun dışında böyle çay kahve muhabbetleri yapmayan, özel sohbetler yapmayan hep böyle belli bir mesafesi ama, var Ebru'nun. Ama unutmayalım. Ama baştan beri böyle Ebru. Zor günde de bir ihtiyacı olduğunda da çaktırmadan muhabir arkadaşlara da sanatçı arkadaşlara da destek olan bir. Aferin. Yani Ebru hatır bilen bir kız. Ebru çok bıç bıç olmuyor ama hatır şinasız. Ben kimseye kötülük yaptığını duymadım. Yok duymadım. Ebru senelerce kimse hakkında. Ebru'nun danışmanlığını yapan bir bayan arkadaşımız vardı ismi. Şey, Sedef. Sedef. Senelerce muhatap Sedef'ti. Şey adına evet, asla böyle, asla böyle. Yalan yanlış hiçbir şey vermezdi. Ne biliyorsa kız açık açık söylerdi. Evlenen kızım bir kız evet. Evlendi. Ebru hep bu diyaloğu onun üzerinden sağladığı için. İyi bir kızcağızdır. Sedef tabii işini on numara yapıyordu. O yüzden bugün hala Ebru'nun bu ilişkisi devam ediyor gazetecilerle. Belli bir mesafede. Duyurulması veya bir şey... Birisi tanımak için seyahate gidecek derler ya, seyahate çık derler veya içki masasına. Ben Ebru'yla Azerbaycan'a gittik böyle işte gece gündüz kaç gün. O zaman 10 üzerinden 10 vermiştim yani arkadaşlar. Delikanlı kızdır. Ha. Gır gır her şey yapıyor böyle beni abi gibi yürüyordu. Ya ben kardeşim yani gır matrak beni. Rahmetli Alper Cücenoğlu ATV'de otururken beni şöyle bir gaza Alper getirdi. Alper Bey ne zaman rahmetli oldu abi? Bayağı oldu. 3-4 sene oldu ya. ATV'de... Şöyle bir şey yaptı. Dedi ki bu dedi 3 kişinin bildiği bir iş. Sana vereyim böyle bir işi. Konuşuyoruz çay kahve. Ebru Gündeş'in haberi yalan bir haber dedi. Bu hastalandı saç olayı var ya. Türker Bey dedi mevzu dedi kapansın diye dedi, devreye girdi dedi. Biz dedi bütün gerçekleri biliyoruz. Doktorlar organize edildi. Ebru'nun dedi bir çıkışa ihtiyacı var dedi. Bunları anlattı abi. Bir sürü şeyler var detaylar. Hangisi? Stüdyoda devrilme gibi. Evet, düşme hikayesini. Yalanmış bak, yani. Ben de bunu haber ben de bunu haber yaptım. Yani Ebru'nun işinde bir sakat var, soru işareti var. Bir yakın aile dostunun anlattıklarına göre işte saçı kazınacak, şu olacak falan bilmem ne diye. Ameliyata yapan arkadaşım abi, benim ya. Kız ameliyata girdi, ameliyattan çıktı falan. Yani hepsinin düzmeci olduğunu mu iddia etti? Alper Cücenoğlu'nun bizzat odada otururken anlattıkları bunlar. Aradan uzun yıllar geçti. Ben bu arada Ebru ile hiç karşılaşmadım. Yalnızca bir kere Sedef'ten ya bu yazı Tayyar abiye yakışmadı diye bir laf duydum bir kere. Karşılaştık böyle sadece yanıma oturdu döndü dedi ki abi sen nasıl kandın böyle bir şeye dedi. Nasıl kandın dedi. Dedim ki bak hayatımda çok az insandan özür diledim. Çok az insandan. Seninle karşılaşmadığım için dilememiştim şimdi senden özür diliyorum. Ama bana anlatan adam bu. Vermiş olduğu isimler bu. Bu organizasyonun altına imza atan adamlar bu. Evet ben bir yanlışa düştüm ama bu adamların sayesinde düştüm Allah yanlışa. Allah. Yani yanlışa düşme şeklim bu. Mümkün bak ne bir laf doktor, ne avukat işi, ne protesto işi, ne yalan. Ya bir kere bak
karşı karşıya gelmesek belki o sistemi bile etmeyecekti. Bir kere ağzını Alper açmadı. Alper nasıl böyle bir tufaya düştü? Alper tufaya düşmedi ki. Yani kadınla ilgili belki büyük bir ihtimalle sonra kafamda diyorum ki bunlar herhalde ATV'de bir iş teklif ettiler kıza. Kız kabul etmedi. Kıza çamur atmak kızı çamur atmak için böyle bir işe girdiler falan. Ama öyle bir işe beni alet ettiler. Çok büyük pişmanlık duydum ve kendisinden abi, de özür dilerim bunu. Bir şey söyleyeceğim. Hayatın gerçekleri hepimiz böyle camia canım cicimizdir. İcraattır abi. Ben bu krem işine girdim ya anti-aging kırışıklık vesaire. Daha doğrusu eşimin işi ben de reklamda destek oluyorum. İlk Nur'a söyledim. Ondan sonra hani bekliyorum ki bir para bul. Ne parası dedi ya. Defol git dedi sen. Ben senden para ister miyim dedi. En güzel. Aferin. Bu bugündür sosyal medyasında ki bu kadının reklam değeri de milyon dolardır yani o içecek firmasından almıştır. Daha ötesi yok yani. Yani hakikaten çok ötesi özel insanlar yok. Var hayatımızda. Ötesi o özel yok. İnsanları güzel. Hakikaten. Nur seni seviyoruz herkese. Evet. Bu arada yayıncılığımız nasıl abi? Konuşanı sesini kaydediyoruz. Konuşmaya canlı yayın alıyoruz. Nerede elinden tutan olursa gazeteci olacağız. Efendim saklanma rezil oluyoruz başlığıyla. Hürriyet Kelebek'ten okuyorum. Serdar Bilgili Eylül ayında Nazlı Çelik'ten boşanmıştı. Nazlı Hanım'ın bu boşanmanın hemen arkasından Serdar Bey ile ilgili ilginç açıklamaları vardı. Önceki akşam Etiler'de trafik sıkışıklığında Serdar Bilgili yanında sarışın bir hanımefendiyle objektiflere yansıdı. Flaşlar patlayınca hanımefendi önce kendi yüzünü saklamak için torpidonun altına eğildi. Bu arada cam açık Serdar Bey'in hanımefendiye dönüp saklanma rezil oluyoruz gerek yok lütfen kalk dediği duyuldu. Bunun üzerine yerinden doğrulan hanımefendi ismi yok hanımefendinin çünkü trafik açılınca gitmiş. Gazetede resimleri var arkadaşlarım yayınlıyorlar. Yeni bir sevgili durumu var Serdar Bilgili'nin. Bak bu kadınlar da bu tuhaf. Adam hiçbir kadınla oturamıyor. Hala kadınlar adamın peşinde. Enteresan değil mi? Karizmatik ve paralı bir adam. Niçin yani hani? O kadar parası ya, olan... Parasını mı yiyorlar onu? Ben zannetmem yani 3-5 günde ya, parası yiyecek. Ya gezip dolaşıyorlar işte. Anca gezip dolaşıyor. Hadi işte ya, Serdar... akşam Serdar'la beraberdik. Şere gittik ya batacaklar ya. Serdar'la. Kübiler de geldi, şu geldi. Ya Serdar'la aniden niye boşanlar abi? İşte kadını deşmesen de aynı şeyi. Bak, İlk defa izleyenler var. Beyninden cevabını biliyor ya. Tabii. Sana söyleyeyim. O zaman diyecek ki ben demedim ki. Onlar birbirlerini çok tanımadan evlendi bence. Çok acele evlendiler. Evet, evet. Değil mi? Ondan kaynaklanan bir şey ben, tabii. Acele işe ben değişeceğim. Şeytan karıştı. Yani Serdar Bey önümüzdeki günlerde bol miktarda bu hanımefendiyle görüşecek. Efendim Arda Turan sevgilisi Aslı Doğan'la kardeşi Okan Turan'ın yapımcısı Bahadır Özdener'le Karaköy'de bir yemek yiyorlar. Okan Turan biliyorsunuz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da rol almaya başladı Arda'nın kardeşi. Çıkışta geçen hafta manşetlerdeydi. Boğaz'da yalı alacağı yolunda haberler vardı. Diyor ki arkadaşlar bugüne kadar benim görgüsüzce bir hamlem olduğunu gördünüz mü? Yalı alacak parayı ne zaman kazandık ki harcayalım? Hayatımızı kurtaracak paramız var şükürler olsun demiş. Arda ilk defa gazetecilere konuşmuş. Yine sayıyorum 1, 2, 3, 4, Arda'nın yalı alacak parası yok mu? 6 kamera, 6 mikrofon görüyorum. Arda birkaç tane yalı alır bence. Öyle yalıları demiş. Çok pahalı ben zannetmeyin canım. Abi. Villa fiyatına yalılar büyüklüğüne. Ama öyle para nerede demiş baksana. Çok pahalı olsa da alır zaten. Çok büyük para kazanıyor çocuk ama Allah'tan çok versin. Bir ya de... ama bu sevdim. Bu mütevazilik var burada. Başkaları evet. Gibi yani evet. Göze sokmak değil yani. Ya şöyle çocuğu hiç tanımıyorum ama çok ortak dostumuz var. Hatta bir gün Sinan Engin dedi ki tanısan asla ve asla desteğini arkasından eksik etmezsin. Öyle bak, bir çocuk bak, dedi. İyi bir çocuk. Yani bunu Sinan Engin bu söyleyince arada, şey yapıyorum böyle hani itibar ediyorum bak, hakikaten. Boş zamanlarında Bayrampaşa'ya gidip arkadaşlarıyla buluşuyormuş bak ne kadar önemli sadece bu. O mu? Hani bir elin verdiğini diğer el bilmez ama nelerini duydum. Nelerini anlattılar. Aferin. Nelere destek olmuş. Ya, neleri orada. Nelere. O şeye de ortak kimse bilmez. Akılda yatırımları var. Simit bu şeyde marka ismi söyleyemiyorum da yok yok. Simit Sarayı'nın şu bir takı firmasıydı online. Hakan Baş'ın. Hakan Baş var ya. Evet. L ile başlayan bir sonra kıyafet satıyorlar online. Kozmetik vesaire. Onun da ortağı. Büyük bir internet ticaret sitesinin de ortağı yani. Aferin yatırımlarını tabii, doğru yerlerde değerlendiriyor olması çok önemli. Dediğim gibi Sinan Engin dedi ki gitsen oturduğu mahalleye duyduklarına şahit olduklarına aklın dimağın durur dedi. Yani hiç ellerini eksik etmedi. Hakikaten de bak dikkat ediyorum mesela gece aleminde bu kadar dolaşıyor ediyor. Daha bugüne kadar hani kimseyle sürtüşmedi Aykut abi. Ben eskiden gıcık olurdum açıkçası. İşte tabii
hem gençti hem para gelince bozar ya delikanlı. Bozmadı o çocuğu. Son bir iki senedir hareketlerini ben inceliyorum. Gittikçe olgunlaşıyor, gittikçe... Tabii herkesin şöhretli olunca bir dağıtma dönemi oluyor, normal. Bir de şey, abi, yaş, gençlik, gençlik. Geçtiriyor yani, onu hissediyorsun. Tecrübe ediniyor şimdi. Konuşmaları, dönüşü, hareketi... Yani bak seçtiği şu kız bile, çok kalite bir kız. Evet. Sevgilisinden bile bir adamı bana göster, şey pardon, sevgilisini göster, adamın kim olduğunu söyle. İşte o sevgili çok önemli. Diğer kız neydi? Bugün Kenan İmirzalıoğlu. Sinem. Sinem'in, ben enerjisinin... Bu futbolcu arkadaşımız Arda'ya iyi gelmediğini düşünüyorum. Aynı Sinem'in Kenan İmirzalıoğlu'nun kariyerine ve devamındaki enerjisine de iyi gelmeyeceğini düşünüyorum. Neye göre düşünüyorsun? His yani, altıncı his. Ben de gördüğüm yaşadıklarıma göre söylüyorum. O kız da çok iyi bir kız. Sessiz, bence sakin, de, çok efendi. Ailesine çok düşkün. Çok. Ama onda bir anne var. Annesi olmak istediği her şeyi Sinem'e yaptırmak istiyor. Her sahne yanında. Ya düşünsene, aynı reklamda oynadılar ya çamaşır sahne. Çocuklar bu zorla annesi aynı reklamda oynayabilir mi onunla? Teklif gelmiştir, oynamışlar. Ben oynayacağım derse mecbur oynatıyor. Yok, Parkize'ye katılıyorum, onun aynısını, yok, versiyonunu Bengü'ye de oynatmışlar. Yani. Ya o bir format, anne kız formatı. Yani yok öyle. Ya bir dakika, ne zaman sete gitsen... Ha, kız, o ayrı. Kadın orada... Belki kızı istiyordu, gel anne yardım et, bak nasıl görünüyorum bilmem her ne. Her saniye... Onlar birbirine düşkün bir aile. Hazal Kaya'yı da bu annesi bitirdi, şeyi de... Linet'i de. Bu anneler sendromu. Böyle olamamış zamanında onun kızında yaşıyor. Kız böyle annesine bakmadan cevap veremiyor. Bu anneler mevzusu çok derin. Bir gün açayım bu anneler mevzusunu. Sadece bu söylediğimiz olduğumuz tiplerle değil, mankenler döneminden anneler kızların elinden tutup ajans kapılarında yatıyorlardı sabahleyin aman alın diye. Şimdi yine anneler kızların elinden tuttular. Televizyon yapımcılarının kapılarından ayrılmıyorlar. Setlerde menajer gibi peşlerindeler, televizyon programlarında, kulis odalarında falan, böyle bir şey var. Nedret Taciroğlu diye bir hatun vardır şimdi, sosyetenin büyük modacısı. O mankendi biliyorsunuz bir zamanlar. Böyle 70'li yıllarda şeyle, Güngör Bayrak'la aynı evde otururlardı ikisi. Gümüşsuyu'nda böyle bir çatı katında. Arkadaşlar dinliyor musunuz beni? Dinliyorum abi. Tayyar sana mı anlatayım? Bana anlat abi, dinliyorum. Çocuklar kardeşim biraz rahatsız benim de, biraz ona takıntım var benim. Ha. Neyse ama böyle biraz ben oradan şey yaptım, kusura bakmayın. Güngör'le ikisi aynı evde oturuyorlardı. Ali Taciroğlu diye meşhur bir peynirci. Meşhur Taciroğlu. Evet, Taciroğlu. O Güngör'ün sevgilisiydi. Nasıl yani? Güngör kim? Derin Hanım'la. Güngör Bayrak'ın sevgilisiydi. Beraber oturuyorlar. Güngör ama sonra bir baktık bir davetiye geldi. Ali Taciroğlu'yla Nedret tam Ferdon'u. Aa evleniyorlar. Aa nasıl olur ya, bu adam şeyin değil miydi filan? Evlendiler. Sonra çocuklar oldu falan filan. Sosyeteye girdi Nedret. İşte çok böyle ünlü oldu filan işte. O zamanlar, mankenlik zamanı, Çakır Gezmiyosu'nda bir Hürriyet'in, Kelebeğin fotoğraman yarışması düzenlemiştik biz. Finali ama böyle İstanbul'da yurdun dört bir tarafından gelen kızlar. Nedret de finale kalan kızlardan biriydi. Yarışma bitti. Nedret ilk beşe bile giremedi. Kim diye. Neyse ünlü oldu sonra. Ben oldum. Kadını biri bir saldırdı bana. Araya güdüler falan. Dövüyor beni neredeyse kadın. Dövüyor yani. Bu kızlardan benim kızım daha mı çirkin falan diye. Anne diyorsun ya. Nedret Tanfer'in annesi beni orada parçaladı. Ben organizasyonu ben yapıyorum. Ben jüride değilim ben. Ama her şeyin taşın altına ben çıkıyorum ya. Beni resmen patakladı kadına. Kızını seçmedi jüri diye. Bunlardan daha mı çirkin benim kızım diye. Tamam ben de tamam güzel falan filan, ne diyeceksin? Tabii sen kadını el kaldıramıyorsun. Tabii ama o sana vuruyor. Ondan sonra neyse görevli. Ne güzel, seni kadınlara dövdürmeli. Şimdi sırada siz misiniz? Siz mi varsınız? Ben bir arkadaşım da rica ettim. Aykut abinin başına gelirse, bir şey gelirse senden bilirim. Ya hiç unutmam. Anne diyorsunuz ya, bak düşün. Ne de tam benim annesinden fotoğraf yarışmasını finalden sonra daha... Aykut abi bak anlattığın hikaye. He. Ya tarih bunlar. Bunlar da şimdi... O kadın çok ünlü bir Paris'te falan butikleri var. Aykut abi hikaye değişmiyor. Bir tek hikayenin kahramanları değişiyor. Farkında evet, mısın? Evet, aynı. Yemin ediyorum. Basılmış bir senaryo var sanki doktor. Bu senaryonun sadece oynayanları değişiyor. Bir dönem bakıyorsun Erol Köse var işin içinde. Bir bakıyorsun Erol'un devri bitiyor. Tayyar giriyor devre. Fakat oyun hep aynı Aykut abi ya. Tayyar ben bitti demeden bitmez. Geldi ben işte çalışırken Gülben diyorum. Ne? Gülşen aldı aklınızı. Gülşen geldi, Aykut abi dedi ben ne yapacağım ortada kaldım, akıl ver. Nedir kızım?
bu çocuk dedi bana aşık dedi ondan sonra ama dedi öteki de evlenme teklif ediyor. Çocuk dedi Kadir İnanır. Yaban diye bir film çekmişler. Yaşam Bükoğlu. Filmi hafiften kırıştırmaya başlamışlar tamam mı? Ha. Ondan sonra şeyi de o kadar seviyorum ki Gülşen'i böyle hakikaten kardeşim bir çok çok iyi bir insan. Yaşam Bükoğlu kaç yaşındadır abi? Çok güzel kadın. Vallahi şimdi 55 falan var. Yaşlılığı da güzel oldu onun ha. Çok. Ondan sonra onun yani, esas annesi bir annesi vardı. Filmlerini görüyor musunuz? Anne, bak. Şunu bitirin devam edin. Tamam bitir hayatım bitir. Ondan sonra annesi çok güzel kadındı. Ha kendi güzel. Yani Gülşen'den daha güzel kadın. Neyse. Öteki kim dedim evlenme teklif eden? Türker İnanol dedi. Oo. O da Filiz Akın'dan ayrılmak üzere. Ondan sonra. Peki ne vaat ediyor evlenmek ne diyor? Sen sinema yapmak istemiyor musun kızım? Sen artist olmak sesin yarışmasını... Benim Gülşen Bubikoğlu 54 doğumlu 60 yaşında. 5 Aralık 1954. Zaten mümkün değil o dediğin. Dedim ki Kadir dedim boşver o oynuyordur dedim. Yarın bir gün başka bir isimler şutlar seni dedim. Sen git dedim Türker abinin evlenme teklifini kabul et. Hiç olmazsa. Çünkü Gülşen kız kardeşi Nilgün'e bakıyordu. Annesine bakıyordu. Nilgün de sana şarkı falan söyledi değil mi? Bir şeyler yani oldu. Bir şey olmadı. Olmadı. Ondan sonra... babası vardı onun zor durumda. Babasına bak aileyi geçindiriyordu. Ve o yarışmaya girdiği zaman bugün mağazasında tezgahtar o zaman parasında çok komik bir paraya tezgahtardı anladın mı? Yani o zamandan tanıyorum onu şimdi. Size bir şey sonra gitti ve Türkiye'den oldu onu. Onu kabul etti. Ama çok enteresan. Yarışma sırasında Türker abi fazla ilgilenmedi belki. Daha akıllı geldi o iş. Necda Nazır birinci oldu biliyor musun o yarışmada? Allah Gülşen Allah. İkinci oldu sesin yarışmasında. Yalnız Necda Nazır da çok güzeldi. Çok güzel. Bir cildi bozuktu. Benim karşımda Ferihan Savaş oturuyordu. Ferihan'a gittim oturmayı. Necda Nazır gelecek gelsene dedi bana topağacında. Gittim oraya bu kadar mı güzel iki tane katılım. Ne fotoğraf Ferihan veriyordu güzel. O zaman biliyor musun? Necda Nazır güzel Allah'ım. Biraz cildi bozuk ama muhteşem. Yani o zaman benim krem çıkmamış ya daha. Da ondan işte senin kremle inşallah bakalım ne olacak. Benim yani. Ferihan o da aynı İzel gibi çok uğraştı o şeyle ama. Olmadı bir şey. Ferihan Savaş'tan bahsettiniz. Ferihan abla ile ilgili bir haberim var hemen yeri gelmişken şimdi söyleyeyim. Şimdi bir konuyu bitirelim mi? Bak, tabii. Şimdi filmlerine bakın oynuyor ya arada. Şu andaki makyaj, şu andaki saç... Hiçbir trafan, öyle kötü, acayip bir şey yok. Son derece doğal ne kadar güzel bir kız. Hiçbir makyajı taktığı kirpik dikkati çekiyor mu? Yok öyle bir şey. Melek gibi. Sıfır, böyle sıfıra yakın. Ciddi de kaymak gibidir. Çok güzel. Ama tabii vücut ölçüleri çok böyle ideal değildi. Öyle manken gibi değildi. Bikinlerle falan oynuyorlardı. Biraz güzeldi. Böyle tombuldu şeydi ama böyle. Ama çok güzel kızdı. Kızı da çok saygıdır. O Cüneyt Özdemir'le evlendi değil mi kızları da? Evet, evet. Doğru. Evet. O şeyi bitirdi. Harvard'ı bitirdi. Doğan grubunda çalışıyor. Ve bu yıl 6.'sı düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Perihan Savaş'a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi. Belediye Başkanı katılan bütün sanatçılar adına Malatya'da kayısı ağacı dikti. Perihan Hanım da törende diyor ki hem bu ödüle çok sevindim hem de yaşarken dikili bir ağacımız oldu. Başkana teşekkür ederim diyor. Kimler katılmış? Selda Alkor, Serdar Gökhan, Agah Özgüç, Perihan Savaş, Suzan Kardeş, Malatya Film Festivali, Kayısı Bahçesi, Fidan Dikimi'ne de katılmışlar. Altıncısı düzenlenmiş. Ama çok böyle bu sene renkli geçmiyor ya. Abi belediyelerin festivallere yani bu tip festivallere destek veriyor olması güzel fakat PR konusunda hata ediyorlar. Yani mesela isimlere bak şimdi bakıyorum. Kime göre neye göre? Perihan Savaş, Selda Alkar, Serdar Gökhan, Agah Özgüç, Suzan kardeş. Ne işi var Suzan kardeşin? Onlar zaten şey aldı. Suzan kardeş evet yani. Gittiler. Ne kadar sevdirmiş o kızla kendini. Suzan kardeşin ne işi var şimdi mesela? Işte, öyle söyleyeyim Suzan kardeş. Bir dakika o da menajer sayesinde. Suzan kardeş kapalı gişe. Bir boş günü yok. 365 gün çalışıyor biliyor musun? Ercan Saat'in yanında bir kız var çalışıyor. Her şeyi hatırlar mısın? Ne? O onun menajeri şimdi. Akıllı kız. Çok güzel her şeyi bağlıyor. Önemli olan şey İnci mi? Suzan kardeşi mi? Evet. İnci mi? Evet. Monserler, monserler her şey her dakika televizyon. Şey ya ben onu Günay zamanlarından tanıdım. Günay'ın bir şarap rustosu vardı. Ne? Abisi. Rahmetli oldu. Öyle ya yeni oldu. Ondan sonra onun kız kardeşi bunlar makyözdü. Bunun bir de Nermin diye bir kız kardeşi vardı. İkisi de makyözdü TRT. O zamanlar TRT dışında i̇şte Sezen Aksu'nun şey Türk sanatçı, evet. Türk müziğine hediyesidir değil mi? Yani evet Sezen ona bir şey yaptı. Albümün iş bu. O da akıllı kızdır. O da akıllı kızmış. O da sürdürdü bu işi bak. Sempatik falan gidiyor. Seviliyor.
Vallahi değerli dostlarım, ısıttım sizi. Önemli olan bölüme geldim artık. Yani tamam. Bir şu Malatya'dan bir Antalya'ya geçmeyi öneriyorum. Antalya'da da festival var biliyorsunuz. Evet, Antalya Film Festivali. O da böyle, bak mesela çok umutluydum ben. Biliyorsunuz belediye başkanı tekrar Menderes Türel oldu. Böyle orada çok sevilen, para var Antalya Belediyesi'nde. AK Parti tekrar iktidarda tek tabanca oldu filan.